Efendim herkese iyi geceler, en sıra dışına hoş geldiniz. En sıra dışında bu gece yine değerli konuklarım var. Mustafa Şen, Hasan Öztürk Ankara stüdyomuzda da sevgili Emin Pazarcı. Hepinize Tomar'dan. Nereden? Tomar'dan. Bu nedir? Sen Trabzon olarak Tomar'dan'ı bilmezsen olmadı şimdi. Hayal kırıklığı yaşadım şu anda. Vallahi şimdi aslında hayal kırıklığı yaşadım yani. Toptan manasında mı söylüyorsun abi, hep birlikte? Trabzonlular, Tomar'dan nedir? Mustafa Şen'e öğretin. Gönderin. Nereye? İşte bu akşam sıra dışı tweetinin altına gönder. Tomar'dan, hatta şu Domar'dan. Ha, öyle demediğin için anlamadım zaten. Olabilir mi? Ondan anlamadım zaten. Tomar. Hepiniz. Topyekün. Topyekün maalesef. Topyekün. Hoş geldiniz. Şimdi fakat Turgay'cığım, çok özür dilerim ama sen bir Trabzon damadısın, sana öğretmişler vallahi. Ben öncesinden de biliyordum. Felaket öğretmişler. Şöyle yapalım. Kılıbıklığın derecesini ilk defa bu seviyeye, yani bu tiz seviyeye yükselten kişi olarak madalyaya hak ettim. Şöyle yapayım. Buradan madara olman, buradan sana ekmek çıkmaz. ben bir Kayserili gibi de konuşabilir ve yerel ağzını burada birçok kelimeyle size ifade edemiyorum. Kastamonlu gibi de, Ege'li gibi de. Urla burla şurla her bir taraflar bizim oluyorlar. Evet. Bu bir yetenek. Vatan Hasan Öztürk. Efendim Hasan Öztürk burada değil. Yok ya, Mustafa Şen'in bir tweetini gördüm ama 9 saat olmuş. Ben çok geriden gidiyorum. Hayır zaten sen de hala geridesin. Biz başka bir mevzuya geldik şu an. Hayır, benim anlamadığım bir konuydu onun için. Çok basit bir konu. Tomar'dan mıydı? Tomar'ı geçtik, bir gol atmaya çalıştı falan. Gördüm, duydum. Sen de dedin ki ben buradan... O goldü yani, 90'lardan goldü yani. Buradan gol yiyemem. Bizim Trabzonlar damatlarını öğretmişler yani o kelimeyi. Bir dakika. Ben hem sakız çiğneyi ve araba sürebiliyorum. Hani o klasik var ya, en son sözü ben söylerim evde. Peki kardeşim. Öyledir zaten. Bütün Kazak erkeklerin ortak özelliğidir. Sen de öylesin sanırım. Son sözü Kazak erkekler söyler. Emin Pazarcı, siz ne diyorsunuz bu konuda? Ben dinliyorum sizi. Bir şeyler öğrenmeye. İlgiyle mi, hayretle mi, şaşkınlıkla mı? Aynı oldu. Özür diliyorum. Ya da ne bileyim, başka bir... zaman zaman karışıyor duygular ama izlediğim konusunda emin olabilirsiniz. Dikkatle izliyorum. Budur. Bu mühimdir. Peki o zaman herkes izlesin. Eşe dosta, konuya komşu, akrabalara, sağa sola, tanıdığınıza tanımadığınıza haber verin. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Niye bunu söylüyorum? Çünkü gerçekten gerçekleri öğrenebileceğiniz, yalın haliyle, çıplak haliyle ne oluyor, neden oluyor, nasıl oluyor sorularına cevap bulacağınız tek program bu program. Ve en sıra dışı başlıyor. Şimdi şuradan başlayacağız. Ya bu ülkenin bir sürü meselesi var, şu bu vesaire. Tamam, var. Ya dünyanın bir sürü meselesi var. Var. Pandemisi var, handemisi var. Tamam, eyvallah, var falan. Ama bizim en birincil sorunumuz... Vatanımız. Bir vatan diye derdimiz var. Buna ihanet edenlere yönelik de bir mücadelemiz var. Bu bizim için kıymetli. Ne kadar beylik laflar ettim, ne kadar işte. Hayır, değil. Beka sorununu konuşursam bunun halkta bir karşılığı yok diyenler de var. Bravo. Bunun halkta bir karşılığı yok diyenler de var. Peki, var. Peki biz niye Libya'dayız o zaman? Peki niye biz Kuzey Irak'ta operasyon? Peki niye biz Suriye'deyiz? Niye İdlib'deyiz? Buraya geleceğiz. Yani konuyu buraya getireceğiz. Ama bir şeyi ısıtıyorlar. Ufak ufak sosyolojisini oluşturuyorlar. İzmir'de bir belediye başkanı çıkıyor. Hafta başı bu konuyu değerlendirmiştik. Ama biraz daha açalım istiyorum. Şu hale geldi. En akıl almaz, en sinsi, en bir alçakça cümleler kuruluyor bu ülkede. Ya ne diyorsun, ne yaptın, öyle mi dedin, böyle mi, öyle dedim, böyle demedim. Geçti gitti, başka bir konu açıldı. Ama tıpkı o mermere düşen damla gibi, su damlası gibi pıt 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 pıt. Günün sonunda bakıyoruz ki mermerde avuç içi kadar bir oyuk oluşmuş. Ya tek derdimiz o oyuk oluşmasın.
bir gedik açılmasın. Şimdi bakalım İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in o sözlerine. Hadi verin arkadaşlar. Anlaşılır. Senin bir eyalet kurma çaban anlaşılır. Varmış gibi anlaşılır değil. Eyalet kurma çaban anlaşılır. Bayrağınız olsun. Olsun. Ne güzel. Oh, bir de para birimi. O da olsun. Zaten Ali Yiğit. Ali Yiğit'ti değil mi? İzmir milletvekili. Heh, buraya evet. Şimdi seninle konuştuk. Evet, onda... Yazmıştım ona bu mesele gündeme gelince. Evet. Ya İzmir'i, evet, Ali Yiğit, İzmir'i Türkiye'den ayıralım diyor. Avrupa'ya bağlayalım diyor. Zaten diyor biz diyor bunlarla yaşamak zorunda mıyız diyor. Bize bunlarla diyor. Peki bize bunlarla diyor. Tam o konuya geleceğiz. Onu hatırlattık. Önce şu Tunç Soyer meselesi, pozitif ayrımcılık yapalım bir Ankara'ya dönelim mi Mustafa kesinlikle, Şen? Kesinlikle, kesinlikle. Evet, Mustafa Şen. Yakışan odur. Ankara'ya döndük. Tugay Güler, buradaki önemli sihirli mesele, sihirli sözcük yakalamışsın zaten. Senin böyle bir fikrin olduğu anlaşılır. Yani gibi anlaşılır değil, bakın böyle bir fikrin olduğu amacın, amacın. Diyor. Demek ki Tunç Soyer'i tanıyan insanlar orada amacın, evet, anlaşılır. Ve Tunç Soyer'i tanıyan insanlar orada toplanmışlar. Onlar da neyin ne olduğunu biliyorlar. Şimdi ne diyor? Heyecanlandım diyor. Bu bayrakla ilgili olarak. 1800'lerde bir bayrak varmış diyor. O zaman geçmişte de İstanbul'da Bizans bayrağı vardı. Şimdi biz geçmişte Bizans bayrağı var diye onu mu dikeceğiz İstanbul'a? Ondan sonra işte diyor bu eseri, bu akademik eseri, eser diye söz ediyor, bir makaleden söz ediyor. Basmadık ama basacağız diyor. Ve ayrıca kendisinin de İskoin adıyla bir para birimi basma niyeti olduğunu söylüyor. Şimdi bayrakta, parada bir ülkenin egemenlik ve bağımsızlık sembolüdür. Yani bayraktan vazgeçtik, ben parayı basacağım demek de bu işten kurtulunmaz. Yani bu da bayrakta, parada egemenlik sembolü olduğuna göre bir kere Tunç Soyer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne savaş açmış durumda bu fikirleriyle. Yani fiili olmasa da fikri bir savaş açmış durumda. Ayrıca Mustafa Kemal'den bahsediyorlar. İşte Atatürk'ün partisi olduğunu söylüyorlar. Mustafa Kemal bu ülkenin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için mücadele vermiş bir insan. Adeta Mustafa Kemal'le savaş hali içindeler. Şimdi bunun neresinden tutarsanız tutun lime lime dökülüyor. Bu suçtur. Yani geçmişte hendek kazıp işte öz yönetim ilan eden PKK'lı teröristlerden senin ne farkın var diye sormak gerekir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde de siz nasıl bir partisiniz, siz nasıl Cumhuriyet'in kurucu partisisiniz ve siz nasıl Mustafa Kemal'den ve Atatürkçülükten bahsedersiniz, buna nasıl tepki göstermezsiniz diye sormak gerekir. Ama tepki göstermek yerine bu işi savunmaya, işte mazur göstermeye, sevimli göstermeye çalışıyorlar Tunç Soyer. Yani bunun bence bizim konumuzun dışında savcıların konusu olması gerekir bu konu. Bunun elle tutulacak bir tarafı yok. Yani Cumhuriyet Savcılarının, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının mutlak surette bu işin üzerine gitmesi lazım. Çünkü bu gerçekten ciddi bir mesele. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, ilk üç maddesine aykırı bir mesele. Değiştirilemez maddelere aykırı bir mesele. Yani biraz önce belirttiği son derece doğru. Kirletiyorlar. Tartıştırıyorlar, sonra zaman zaman geri adım atıyormuş gibi görünüyorlar ve başka konularda ileri adımlar atıyorlar ama hepsinin amacı aynı. Bu milletin değerleriyle mücadele ediyorlar, bu milletle savaşıyorlar, bu milletin önemli değerlerini kirletmeye çalışıyorlar. Yani meseleye böyle bakmak lazım ve bana göre hani Türkiye Cumhuriyeti'nin pek çok meselesi var. Doğru, var. Hepimizin pek çok meselesi var. İnsanların sıkıntıları var ama bizim en önemli meselelerimizden birisi bağımsızlıktır, egemenliktir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmazsa, eğer bu şekilde bu ülke belli noktalara sürüklenmeye çalışılır ve sürüklenirse zaten bizim hiçbirimizin bir meselesi olmayacak ki. Yani Türkiye diye bir yapı olmayacak ve bu çok ciddi problemdir ve şunu da görmek lazım. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi, ben sürekli söylüyorum, işgal altında diyorum. Bu işgal altında olduğunu göstergesi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin o altı oku da ayakları altına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri de ayakları altına alındı. Şimdi diyebilirsiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi çok mu iyiydi de, geçmişte harika mıydı da işte bugün işgal altında diyorsun. Geçmişte de biz eleştiriyorduk. Geçmişte de pek çok problemi vardı, yapısal problemi, ama Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüyle problemi olan bir parti değildi. Yani gidip Türkiye'yi emperyalistlere şikayet eden bir parti yapısı yoktu. Elbette içeride çok ciddi sıkıntılar yarattı, vatandaşa kan ağlattı ama bu ülkenin bağımsızlığına saldırmadı, bu ülkenin bütünlüğüne saldırmadı. Hatta Deniz Baykal'la uluslararası toplantılara gittiğimiz zaman aynı konularda sinirlenir, aynı konulara da heyecanlanır ve aynı konuları birlikte savunurduk. O yüzden CHP işgal altında demek mümkün. Yani bunlar sistemli olarak bir takım adımlar atmaya çalışıyorlar ve zaten Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmadan önce 2008 yılında Amerikan Derin Devleti'nin kontrolünde olan Hopkins Üniversitesi'nde bir rapor hazırlandı. Bu Baykal'a da getirildi, gösterildi. Şu deniyordu. Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin başından istifa etmek zorunda kalacak. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelecek ve yeni CHP oluşacak. İşte yeni CHP budur. Yani geçmişten kopuk, hafızası yok edilmiş ve CHP'nin bugüne kadar savunduğu değerlere karşı bir CHP. Nitekim bir hatırlatma yaparak bitireyim. Yeni CHP kurulduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında genel başkan olduktan sonra biliyorsunuz arama toplantıları düzenlendi. Biri İstanbul'da, biri Van'da. Neydi bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir yol arayışı toplantılarıydı bunlar. İlginçtir. CHP'nin o günkü yönetiminden hiç kimse davet edilmemişti. Devedişi gibi isimler, Onur Öğmen gibi, işte Kemal Anadol gibi, daha pek çok isim sayarız gibi isimler toplantıya davet edilmemiş ama tesevci isimlerle bu toplantılar yapılmamıştı. Peki tesev nedir? Tesev Soros'tan, ünlü spekülatör Soros'tan para alan bir kuruluştur. Şunu da hatırlatmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu TSEV'in kurucu üyelerinden birisidir. Zannediyorum mesele bu açıdan bakıldığında çok daha iyi anlaşılacaktır. Eyvallah. Mustafa Şen ne mahsur var? İşte İzmir'e bayrak yapmak istemiş. Bir de para birimi de olsun demiş. Kendisine özel. İSKO'yun. Ne olur? Bir şey olur mu? Yok. Arkasında oraya Yunanistan'a bağlısa mesela. Bölge Avrupa Birliği'ne de girmiş olsa. Bütün dünya kardeşliği, insan dünya yani bence hiçbir sorun yok. Olabilir tabii ki. Ama Çaka Bey kalkar mezarından, tutar onu kulağından, suratına iki tane patlatır. Biz ne diyoruz? 9 Eylül'de Kıbrıslıları da Kıbrıslara verin. İzmirlileri de İzmirlere. 9 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa Yunanları denize döktü. Aslında sembolik olarak söylenen bir söz bu. Demek ki tam dökememiş ya da dökmüşse kalkar Mustafa Kemal mezarından. Ben bu toprakları Yunan'dan temizlemiştim, sen kim oluyorsun deyip hem de benim kurduğum partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tutar kulağından iki tane de o çakır. Ya da 9 Eylül günü çıplak ayaklarıyla... Mustafa Şen bir hatırlatma yapabilir miyim? Çaka Bey konusunda. 9 Eylül değişti. 9 Eylül çoktan değişti ve Tunç Soyer İzmir'e 3 Mayıs'ı bayram olarak ilan etti. Bakın onu bile reddeden bir Tunç Soyer var. Onu da hatırlatmak istedim. Yani evet. 9 Eylül geçmişte kaldı bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakılırsa. Ve 9 Eylül günü İzmir'e çıplak... 3 Mayıs ne günü? 3 Mayıs ne oldu? Onu söylesenize. İzmir... 3 Mayıs'ı İzmirliler günü ilan etti. 9 Eylül'e Antalya alternatif olarak. Onu söyle. Anlarsın. Evet. Şimdi yani şu söylediğimden sonra onu söyleyeceğim de onu şimdi söyleyeyim o zaman Emre. Bu adam kim Allah aşkına ya? Bu arkadaş kim? Bu neyin nesi yani? Mustafa Kemal Atatürk'ün Nurettin Soyer'in adam. Onu biliyoruz. İşkenceci başı da. Hatta bir duayen gazeteci bu işler tartışılırken ilk canım geçin o işleri dedi. Bana bizzat işkence yaptırdı dedi. Yani bana. Hepinizin tanıdığı bir isim. Kendisi söylemeden ben söylemeyeyim ama hepinizin tanıdığı, bütün Türkiye'nin tanıdığı Mustafa Şen, bir yıl boyunca gazeteciliğe yeni başladığım zaman bir yıl boyunca Ankara Sık Yönetim Komutanlığı'nın bir numaralı askeri mahkemesinde Mamak'ta Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in yaptığı insanlık dışı işkenceleri dinledim. Çünkü
Mamak'taki davaları takip ediyordum. Sadece ülkücülere bu işkence yapmadı. Onun da altını çizmek lazım. Mesela Muzaffer İlhan Erdoğan, solcu bir gençtir. Bunun askeri savcı olduğu, işte yönetiminde bulunduğu Mamak'ta Muzaffer İlhan Erdoğan'la dövülerek öldürülmüştür. Pek çok solcu gence işkence yapılmıştır. Ülkücüleri saymayayım. Zaten ülkücülerin düşmanıdır ve çok ilginçtir. O gençler oraya çıkıp çok ağır işkencelerden bahsederken sırıtarak onlara bakan bir adam olarak hatırlıyorum ben bunu. Armut da dibine düşer. Babasından bir şeyler almıştır diye düşünüyorum. Ve ayrıca zaten kendisine ben babamla gurur duyuyorum. Ben onun evladıyım şeklinde açıklamalar yapmıştır. Babasının bu insanlık dışı işkencelerine övgüler düzmüş ve sahip çıkmıştır. O açıdan yani işkencesinin oğlundan ancak bunlar beklenir diyorum ben. Evet. Şimdi şey bitmedi. Kulağından tutacak olanlar bitmedi. Üçüncüsü de benim büyük babam. Trabzonlu Mustafa. Sonraki adıyla Mustafa Şen. 9 Eylül günü İzmir'deydi. Ve bu böyle serseri açıklamalar yapması için bir belediye başkanının 100 sene sonra oraya gitmiş değildi. Daha Trabzon'dan İzmir'e kadar yürüyerek gitmiştir. Yani birliğine katılmak üzere Trabzon'dan Ankara'ya kadar yürüme gitmiştir. Ondan sonra ise savaşarak İzmir'e yine yürüyerek gitmiştir. Çünkü süvari değil, topçu. Şimdi o dede kalkar mezarından tutar onu kulağından iki tane de o patlatır. Böyle olmaz bu işler. Türkiye'nin bir parası var, o Türk parası. Sembolik bir şeyler yapabilirsiniz. Sembolik bir bayrak, sembolik bir flama, sembolik o, sembolik bir sembolik. Ama bu böyle değil ki. Açık bir şekilde ne diyor? Burada bir eyalet yapacağım ortaya çıkar. Kendisi söylüyor. Şimdi bunu dil sürçmesi oldu diye yorumlayacak falan ama belki de bu bilinçaltının ortaya çıkışıdır, bilmiyoruz. Bu olmaz. Bunu kabul edemeyiz. Şimdi bu İzmir dediğimiz yer, şimdi bakın, İzmir ve Malazgirt yani Muş, alın Tatvan deyin ona siz. 1071 Malazgirt, 1081 İzmir. İzmir. 1071 Malazgirt Türktür ve Müslümandır. 1081 İzmir Türktür ve Müslümandır. Ve İzmir 1081'den beri Türktür ve Müslümandır. Eğer bu Tunç Soyer orayı başka bir şey yapmak istiyorsa bunun için bir seçime girsin. Yani sizin işte sokaklarınızı temizleyeceğim, yeşil alan yapacağım, efendim suyunuzu getireceğim, suyunuzu temizleyeceğim değil de bu İzmir'i ben şöyle yapacağım diye bir milletin karşısına bir çıksın. Böyle bir seçime girsin. Onu bir görelim. Bu kadar net. Eyvallah. Hasan Sürk. Şimdi Tunç Soyer ne yapmaya çalışıyor meselesi çok alenileşiyor artık yani belirginleşiyor ama bir takım şeyleri de hatırlatarak gitmemiz lazım bu konuyu konuşurken. Bunlardan bir tanesi bu pandemi sırasında hani yardım toplandı toplanmadı meselesinde kurulan merkezi hükümet, yerel hükümet ifadelerini hatırlamamız lazım. Bu önce Halk TV'de KC olarak aynen şu not almıştım. Merkezi ve yerel hükümetin çatışması. Halk TV'nin KC'siydi bu. Halk TV'ne CHP'nin daha doğrusu Emin Pazarcı'nın ifadesiyle işgal edilmiş CHP'nin televizyonundaki KC. Hangi KC? Pandemi sırasındaki izin almadan, kanuna göre izin almadan para toplamaya kalkan CHP'li büyükşehir belediyeleriyle ilgili tartışma olurken Halk TV'nin kullandığı başlık merkezi ve yerel hükümetin çatışması. Bu ifadeyi aldı İzmirli bir gazeteci, bir anchorman Fatih Portakal Fox TV'de bu sefer şöyle söyledi. Dedi ki gerek merkezi hükümet gerek yerel hükümetler ifadesini kullandı. Hatta o dönemde tartışıldı ne oluyor Türkiye üniter yapısından vaz mı geçti diye. Demek ki birilerinin aklında Türkiye'nin merkezi üniter yapısından uzaklaşıp yeni federatif hatta bağımsız
Dubrovnik Cumhuriyeti gibi yeni cumhuriyetler ilan etmek istiyorlar bazıları. Şimdi büyük şehrin hesabından da bugün bu ticari taksi sarı İstanbul UKOME meselesiyle ilgili atılan bir mesajda merkezi hükümet temsilcileri ifadesi kullanıyor. Evet. Şimdi bu da çok çok önemli. Yani Turgay, yani bize alıştırıyorlar bir şey. Evet. Yani ve bundan geri adım attılar biliyorsun değil mi? Sonradan yani yanlış anlaşıldık. Ya yanlış, aslında böyle demek istemedik. İşte, merkezi hükümet şey dedik, işte yerel yönetim diyoruz falan diye de değiştirmeye çalıştılar. Ama özellikle İzmir, madem Tunç Soyer'i konuşuyoruz, İzmir özelinde konuşurken şunları da hatırlamamız lazım. Ya sürekli bir alt metin olarak tabii, bunu... şunları da hatırlamamız lazım. Bir, Tunç Soyer milli bayramımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ya da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan birinde Ciao Bella 23 Nisan'daydı. 23 Nisan'da. Sonra 1 Mayıs'ta. Heh. Ciao Bella'yı çalarak bayramı tebrik etmişti İzmirlileri. Yani ulusal bir bayramda hatta burada konuşmuştuk. Kardeşim İzmir Marşı'nı çal bari. İşte 10. Yıl Marşı'nı çal bari demiştik değil mi? Ona da razıyız. Ya ona bile razıyız. O anlamda söylüyor. Tamam. Ama Ciao Bella'yı la bayram tebriği yapmıştı. Yine aynı dönemlerde geldik. İşte Ramazan'da bu sefer İzmir'de bir şey oldu. Bakın o soruşturma ne oldu onu da takip etmek lazım. Birileri camilerin hoparlörlerine, o merkez sistemine girip İzmir'de oldu bu olay. Yine aynısı oldu. Yani Ciao Bella diye çaldılar. Devam edeyim. Şimdi bütün bunlar oldu. Hasan ve bu sefer Tunç Soyer... Hasan Asya, çok özür diliyorum. Orayı es geçmemen lazım. Ben de araya girmem lazım. Şimdi sen söyleyince böyle bir fotoğraf oluştu. Bayrağını değiştirdi. Parasını da değiştirdi. Minaredeki ezanını da aldı. Marşını ya, da değiştirdi. Şimdi bir şey oluyor zaten. Çizelim diye. Ve zaten o zaman biraz daha konuştuktan sonra tam oraya gidecektim. Kardeşim İzmir'de bir dönem İonya Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet kurdu İngilizler. Mustafa Kemal İzmir'de Yunan'ı denize dökmemiş olsaydı İzmir'in bayrağı da vardı, İonya Cumhuriyeti olarak Yunanistan'a verilmiş. Sınırları da vardı, İngilizlerin kurduğu ve Yunanlıların kontrolünde olan İonya Cumhuriyeti'ni kurmuşlardı. 1922'de, bak burada da ben size yanlış bir bilgi vermeyeyim diye tarihleriyle söylemiş olayım. 30 Temmuz 1922 günü İzmir'de törenle Batanoğlu'da İonya Devleti kuruldu. İlan ettiler. İonya Devleti. Kuruldu yani. Allah'tan Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos 1920 günü büyük taarruzu başlattı. 30 Ağustos günü Yunan ordusu büyük hezimete uğradı. Ve İzmir'den denize döküldükten sonra 9 Eylül günü Türk ordusu İzmir'e girdi. Ve girdi ki İonya Cumhuriyeti tarih oldu. Yoksa İonya Cumhuriyeti adı altında İzmir'e bayrak da verdilerdi. Para da basacaklardı. Bunu kurdular. Tarihte bütün izleyicilerimiz bakabilirler. İonya Cumhuriyeti diye baktıkları zaman biz Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken bu işte o şu anda ekranda da görüyorsunuz suratına maske takıp oraya Mustafa Kemal Atatürk, K. Atatürk yazdıran Tunç Soyer'in İzmir'i de İonya Cumhuriyeti kurulmuştu ve Gazi Paşa İzmir'de Yunan'ı denize dökerek İonya Cumhuriyeti'ni tarihe gömdü ve sonrasında üniter bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Şimdi üniter yapıdan rahatsızlar. Üniter yapıdan peki başka kim rahatsız? Bunu da söyleyelim. Benzeşme tam otursun. PKK'da. Şimdi biz, biz uzun bir süredir özellikle geçen yılki yerel seçimlerden bu yana, Mart seçimlerinden bu yana neyi konuşuyoruz? HDP ile CHP'nin iç içe geçmişliğini, benzeşmesini konuşuyoruz. Peki HDP'nin daha doğrusu şöyle diyelim, PKK'nın siyasal kanadı olarak tanımlanan HDP'nin hedeflerinden biri bir Türkiye'nin üniter yapısına değil midir? Yani üniter yapısı. Biz Çukur eylemlerini yani
özellik ilanlarını, şunları bunları hatırlıyoruz değil mi? Yani ilk ben hatırlıyorum, Van'da Aysel Tuğluk ilan etmişti bir toplantıda özellik ilan ediyoruz diye filan çıkan. Şimdi bakın, CHP'li Tunç Soyer, şu anda görüyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınan Tunç Soyer, İzmir'de diyor ki hani bu bir turizm toplantısıydı. Biz aslında hani pandemide zarar gören turizmi canlandırmak için böyle bir şey yapmak istiyorduk. Tamam, çok güzel. Bu bir savunma olarak bir şey olabilir. Yani maskeyi tak diye kendini kapatabileceğini sanıyor. İyi de kardeşim, sen ulusal bayramda 23 Nisan'da Ciao Bella çalarsan bu inandırıcı olmaz. Sen yine yerel hükümet, merkezi hükümet diyen Halk TV'yi hatırlarsan, senin söylediklerin, Tunç Soyer'in söylediklerini veya onu savunanların söylediklerinin bir anlamı kalmaz. Biz tarihsel arka planda İonya Cumhuriyeti'nin kurulduğunu, İngilizler tarafından kurulduğunu ve Yunanlılara peşkeş çekildiğini, yani İzmir merkezli bir Batı Anadolu, Ege topraklarında bir devlet kurulduğunu ve başkentinin İzmir olduğunu hatırlarsak, senin bu söylediklerinin bir karşılığı olmaz. Ve ben en son şunu söylüyorum. Masum bir karşılığı olur. Tabii tabii, masum bir karşılığı hain olmaz. Hain bir karşılığı olur. Elbette. Ve eğer öyle bir niyetiniz varsa çok güzeldi. Ben Mustafa Şen'in çok nezaketli söylediği şeyi biraz daha nezaketsiz olarak söyleyeyim. Hadi kardeşim, yani gerçekten yol, su, işte efendim yeşillik, çöptür bilmem nedir diye hani bir belediyecilik için oy istiyordunuz. Çıkın ve ilan edin. Deyin ki ben seçilirsem, bana oy verirseniz ben İzmir'de özerk, bağımsız, AB'ye, Avrupa Birliği'ne girecek bir devletçik, bir cumhuriyet kuracağım diye oy iste bakalım ne oluyor. Hatta milletvekilim bile var. Ama Ali Yiğit değil mi? Milletvekilim bile yani, var. Yani aslı İzmirli olmayan Ali Yiğit 2016'da yanlış hatırlamıyorsam. Kayserili. Efendim? Kayserili. Aslı Kayserili 2016 yılında çıktı. İşte biz şu kadar yıldır Avrupa kapısında bekliyoruz, Avrupa Birliği kapısında bekliyoruz. Bu hükümetin yapacağı bir şey yok. Merkez hükümeti yine öyle diyor. Biz diyor İzmirliler olarak kendimiz Avrupa Birliği'ne girelim. Ayrılıp, Türkiye'den ayrılıp. Girelim ilanında bulunuyor. Eğer öyle bir niyetiniz varsa buyurun kardeşim. Buyurun. Hatta sizin televizyonunuzun anchor woman'ı, hanımefendi ne diyordu? CHP'ye PKK gibi silahlı bir örgüt kurmayı öneriyordu. Yapabiliyorsanız onu da kurun. Çıkın bakalım ne oluyor? Halk size ne yapıyor? Halk nasıl bir cevap veriyor? Millet nasıl bir cevap veriyor? Görelim. Bu gerçekten zihin dünyalarının arka planında, yani biraz bu psikiyatrinin alanına giriyor sanırım. Dünyalarında Türkiye'den ayrılmış, ayrılıkçı bir kafa yatıyor. Bununla mücadele etmek de bizim boynumuzun borcu herhalde. Eyvallah. Şöyle denilebilir Emin abi. Evet, Turgay Güler. Emin abi iki dakika müsaade ederse. Emin abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki estağfurullah. Ondan sonra da ben iki laf söyleyeyim. Evet. Eyvallah. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi bazı izleyicilerimiz şöyle düşünebilirler. Yahu adam iki tane laf söylemiş, siz oradan bir tane ikiye bölünmüş Türkiye çıkardınız filan diye düşünebilirler de. Ya o tip düşünen arkadaşlarımıza, izleyicilerimize şunu söylemek isterim. Şimdi 15 Temmuz'u baz aldığımızda, 15 Temmuz'dan bir gün önce, bir hafta önce, bir ay önce, 6 ay önce, bir sene önce birisi şu Türkiye'de darbe yapacak birileri, şu kadar insanı şehit edecekler, masum insanı, sivil insanı, şu kadar gazisi olacak ve bu zor atlatılacak denseydi, darbe olacak, herkes güler geçerdi. Nitekim herkes güldü geçti. Yani darbe olacak diye yazıldığı halde. Hayır Turgay, anlatsana o uçaktaki meseleyi. Bir dakika. Uçaktaki. Bir dakika. Bir dur. Lütfen. Uçakta darbecilerden birisi ne demişti Turgay? Şu asker yaverlerden birisi. Yaverlerden. Darbe yapacak, seni de alacak dedi. Şimdi, Trabzonlu biri mi? Trabzonlu biri. Yani hani söylendi. Ne oldu? Hatta ben beyefendiye söylemiştim. Hatırlıyorsun o şeyde, darbe sonrasında o bir kahvaltı toplantısında. Şaka zannedildi. Yok.
Darbe sonrasında. Hayır, darbe Turgay sonrasında. Şaka zannediyor. Yani söylediği zaman şaka zannediyor. Ben onu şaka zannediyorum. Evet. Yani düşünsene ya, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaveri. Evet. Asker. Asker. Yani şöyle. Neydi Ali bir şeydi. Bir kalış arkasında Ali duruyor. Yıldırım. Ali Yıldırım. Yok. Yok. Ali bir şey. Neyse önemli değil. Gelmedi aklıma. He. Yani şu Sayın Cumhurbaşkanı şöyle makamında durduğunda. Ali Yazıcı. Yazıcı. Ali. Tam arkasında duran. Duran. Evet. Duran. Evet. Alçak. Yani bir tabanca mesafesinde. Alçak duran. Alçak. Diyor ki gelip gazetecilere sen devam et. Pardon. Tabii. Sen devam et. Diyor ki darbe yapacak. Hepiniz alacak. Seni de alacak diyor. Tamam mı? Böyle şey olarak onun şivesi. Şiveyle. Şiveyle. Bizim Karadeniz'in güzel şivesi. Bilinçli olarak şiveyle ha iyi falan oluyor. İşte tam şakaya vuruyor. Tabii. Bunu anlattı yani şey. Ben Turgay. Sayın Cumhurbaşkanı'na işte o kahvaltıda söyledim. Dedi ki bundan niye haberimiz yok? Dedim efendim şaka yapıyordu yani o. Böyle rezil şaka mı yapılır dedi. Harbiden orada uyandım ben şimdi. Yani böyle rezil şaka mı yapılır falan ama nedir yani işte böyledir bu işler. Siz bir oturup konuşursunuz. Yani şeyler konuşuluyordu ya darbe olacak, şu olacak, bu olacak, FETÖ'ydü, FETÖ geldi gitti vesaire. O şey içerisinde öyle bir şaka modlu bir şey. İşte, ama adam... Ya, ne oldu sonra? Tam anlatmaya çalıştığım yer burası. Şimdi... Bu işler biraz şeye benziyor. Şakaya böyle, gelmez. Şakaya, bu işler şakaya bu gelmez. Şakaya tank gelmez. Vatan Caddesi'ne yürüyecek ve bir tane insanımızı paramparça edecek. Hayır, daha ve içinden de bir tane FETÖ'cü alçak polis çıkacak. Hı? Askeri tank içerisinde. Yani biz ve onlara niye kötü davrandınız diye bağıran bir Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. Evet. Şimdi tam anlatmaya çalıştığım şey bu nokta. Burayı asla hiçbir konuda gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani bu işlerin şakası olmuyor. Bu işler işte ben öyle demek istemediydim. Öyle değildi. Şaka yaptıydım. Yok böyle bir şey abi. Bir dakika şimdi. Biz hatırlayınız şurada şu örneği vermiştim. Desen ki ya şu duvarda bir nem aldı elime falan böyle parmağımla bir nem. Eskiden 15 Temmuz öncesi olsa ne derdim sana? Ya çocuklar şuradan bir kuru bez alsınlar da oraya kurulasın. Ama bugün öyle demiyorum. Geç arkasına bak bakayım ne var orada. Geç o duvarın arkasına bak. İlgili arkadaşlar baksınlar. Belki de alçağın biri oraya bir tane bent yapmıştır, baraj yapmıştır. Bütün sülalemizi suya boğmak için. Ona bakılsın. Şimdi bu tip şeyleri ben o yüzden hiç tekin görmüyorum. Bakılması lazım. Bir dakika abi sen ne demek istiyorsun ya? Türkiye'den ayrılalım oradan alalım onu Hasan abi. Türkiye'den ayrılalım. Biz Avrupa Birliği'ne bağlı. Avrupa Birliği senin neyin olur ya? Avrupa Birliği senin neyin olur? Akrabalık ilişkin ne? Bana söyler misin? Az önce söylenen İonya Cumhuriyeti gerçektir. Bir tarihçi olarak biliyorum. İonya Cumhuriyeti kurucuları senin neyin olur? O kurucular Avrupa Birliği'nden çıktılar. Yani İngilizler... Avrupa Birliği çıktı. İonya ile ilgili bir cümle söylemem lazım. Elbette. Çok önemli. İngilizler bu işte Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanlıları gazlıyorlar. Bak İngilizler bile gazlıyor ha gerçek değil. Diyorlar ki siz yürüyün saldırın işte yakın bilmem ne yapın. Biz siz orada İonya diye bir cumhuriyet kuracağız kafanızı yormayın diyorlar. Tamam. Onlara da o gazla o şevkle. İşte oraya saldırtıyorlar buraya falan. Biz bunları tokatlayınca bunlar evine gidiyor. İşte savaş bitiyor şu bu vesaire. Diyorlar İonya hani İonya? Ya yürüyün gidin diyorlar tamam mı? Ne İonya'sı? Yani İngilizler bile böyle bir şeye cesaret edememişken Yunanlara yürüyün gidin lan falan diyorken ama Yunanların o hayali hiçbir zaman bitmemişken bana söyler misiniz? Bu ülkenin liderleri şu su bu su partileri, dernekleri, vakıfları gazeteleri, megala iddiaları vardır Yunanlıların. Hasan Öztürk. Yorumların Kıbrıs. Gazeteleri, bak burayı kaçırmayalım. Bu ülkenin bugüne kadar siyasi partileri, muhalefeti, iktidarı, efendime söyleyeyim gazetesi, derneği, vakfı, Almanya'dan heyetler gelmiş kabul etmiştir, Fransa'dan heyetler gelmiş kabul etmiştir. İnsan hakları, şu bu vesaire heyetleri, işte vakıflar, şunu hepsi olmuştur. Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Amerika Yunanistan'dan buraya sanki bir haltmış gibi çıkıp gelip bizim yöneticilerimizle, belediye başkanlarımızla, şunlarla bunlarla böyle fotoğraf kareleri pek olmamıştır. Muteber de değildir.
Yani ayranı yok içmeye. Ya, Ayasofya tartışmaları oluyor. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı oradaki hem de ideolojik olarak farklı bir grubun yayınına katılıyor. CNN'e bağlı, CNN internetine bağlı anlarım, BBC'ye bağlan anlarım, ne bileyim efendim, muhatap olarak alıyor Yunanistan'ı. Bak burayı kaçırmamak lazım. Ne dediğinin hiç önemi yok. Muhatap olarak bir Yunan televizyonuna bu sorunun cevabını veremez. Muhatap olarak. Yani muhatabı sizsiniz, biz değiliz demektir bu Yunanistan'a. Nah orası. Diyor ki Ayasofya sizindir, ben de sizin haklarınızı savunuyorum. Burayı rütük. Nah da bir şey yok ki. Tamam. Hakaret değil, küfür değil ya. Evet. Şimdi konu dağılmadan Tunç Soyer ile ilgili ve yaptıkları ile ilgili bir iki ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi şöyle, Tunç Soyer ve biraz önce Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettiğim, bunların her ikisi birer tekil şahıs değildir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında değerlendirilemez. Ayrıca bu her iki ismin aday olması için bastıran da bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Peki Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında ne vaat etti? Aynen şunu söyledi. Biz dedi Avrupa yerel yönetimler şartını kabul edeceğiz dedi. Orada ne var? Orada işte özerk yönetimler var. Bu Tunç Soyer'in belirttiği gibi. Yani bir sistem içinde gelişiyor bunlar. Şimdi geçmişte bir SHP'de bir sarsılma vardı, bir savrulma vardı. SHP işte CHP fikriyatını savunan SHP farklı bir parti olmuştu ama o dönemde bunlar yoktu ve Sayın Deniz Baykal'la zaman zaman bir araya gelirdik ve ondan son derece rahatsız olduğunu söylerdi Deniz Baykal bana ve Anadolu solundan bahsederdi. İşte Türkiye'nin değerlerine saygılı, milli meseleleri savunan bir Anadolu solu, hatta benden de zaman zaman isteklerde bulunurdu. Ya bunları sen yaz, senin yazman etkili olur. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi getirmek istediğimiz, götürmek istediğimiz yer orası değildir. Yani bunların yaptıkları değildir. Biz Mustafa Kemal'in Milli Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaşatmak istiyoruz filan demişti. Peki Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin TR-705 kodlu haber alma elemanları denilen insanlar boy göstermeye başladı ve genel başkan yardımcılıklarına kadar yükseldi. Kim bunlar? Sezgin Tanrıkulu. Peki bunu söyleyen kim? ABD'nin haber alma elemanı diyen bu da işte Dilek Akagün Yılmaz. Dilek Hanım Uşak milletvekiliydi ve CHP, ayrıca CHP'li ulusalcı bir isimdi. Bunu söyledikten sonra ne oldu? Disipline verildi. Ciddi şekilde kendisiyle uğraşıldı. Ve bugün milletvekili değil ama Sezgin Tanrıkulu halen milletvekili. Ve mesela Oğuz Kağan Salıcı geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşıydı. 10 Aralık hareketinin içindeydi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık kapatılması ve dernek haline getirilmesini istiyordu. CHP işlevini yerine getiremiyor diyordu. Peki Oğuz Kağan Salıcı bugün nerede? Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatlarının başında. Geçmişte evet teşkilatlar ona bağlı. Geçmişte mesela Hüseyin Aygün gibi bir isim var. Çok önemli bir isimdir çünkü seçim çalışması sırasında bile ben Cumhuriyet Halk Partisi içinde değilim, ben CHP'li değilim, CHP'nin fikriyatını savunmuyorum dedi ve marjinal yasa dışı bir takım örgütlerin fikirlerini savunduğunu söyledi. Ve bu CHP'de öne çıktı. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu getirdi. Çünkü eşi tarafından akrabasıdır. Şöyle baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük ilinin başında kim var? İstanbul'un Canan Kaftancıoğlu. Peki Canan Kaftancıoğlu ne yapıyor? Canan Kaftancıoğlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti seri katildir diyen tweetler atıyor. Ve 23 Nisan'ında bir gün sonrası nedir? Bir gün sonrası Ermeni soykırımıdır diyen yine paylaşımlar yapıyor. Bunlara yani, geleceğiz. Canan Kaftancıoğlu'nun da bu ülkenin değerleriyle kavgası var. Şunu demek istiyorum. Tamamen mesela bazı milletvekilleri terörist cenazelerine gidiyorlar. Orada sol yumruklarını kaldırıyorlar ve HDP ile birlikte hareket eden pek çok milletvekili var. Yani sadece bir Tunç Soyer olsa, bir Ekrem İmamoğlu olsa
belki basite alınabilir. Yani bu bunların şahsi görüşü denilebilir ama değiştirilen, dönüştürülen, işgal edilen bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu isimler ortaya çıkıyor ve bu paylaşımları yapıyorlar, bu görüşleri ortaya koyuyorlar. O açıdan sistemli bir hareketten bahsedebiliriz. Yani burada bir paranoya filan söz konusu değil. Fotoğrafın büyüğüne bakıldığı zaman Türkiye'de bir takım oyunlar oynanmak istiyor ve bunlar da bu oyunun figüranları. Eyvallah. Şimdi ben şunları hatırlatacağım izleyicilerimize. Çok mühim. Tunç Soyer işte İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun dedi. İzmir'in ayrı bir para birimi olsun dedi. CHP İzmir Milletvekili aslen Kayseri'di. O arkadaş Ali Yiğit de çıktı dedi ki İzmir Türkiye'den ayrılsın, Avrupa'ya bağlansın, biz bunlarla yaşamak zorunda değiliz falan filan dedi. Tüm bunlar bir şeye tekabül ediyor. Neye tekabül ettiğini biraz daha bir şeyleri duyarak, belki ifade ederek, belki onları da mercek altına yatırarak anlayabiliriz. Aynı Tunç Soyer geçtiğimiz daha önce söylediği bir sözü vardı. O da şuydu, Kıbrıs'ı Kıbrıslara bırakmak lazım dedi. Kıbrıs'ı Kıbrıslara bırakmak lazım sözüne, bu fikre, bu projeye en çok kim sevinir? Ben sevinmem. Sizler de sevinmezsiniz ekran başında olanlar. Bu ülkenin hiçbir evladı... Kıbrıs Cumhurbaşkanı, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sevinebilir. Mesela. Şimdiki. Rauf Denktaş da ama... Rauf Denktaş bu lafı duysa... Kulağından evet, tutar. Rauf Denktaş bu lafı duysa, oradan yer ve gök arasında ne kadar cümle, kelime varsa sarf ederdi. Tepki olarak. Kıbrıs'ı Kıbrıslara bırakmak lazım. Öbür taraftan ne dediler? İzmir'in parası olsun, İzmir'in bayrağı ayrı olsun. Yani İzmir'i İzmirlere bırakmak lazım dediler. Kıbrıs'ı Kıbrıs'a bırakmak lazım dedikleri kadar bu ifadelerle de İzmir'i İzmirlere bırakmak lazım diyorlar. Aynı zamanda şimdi biz bu meseleyi İzmir üzerinden tartışamayız. Biz bu meseleyi İzmir üzerinden konuşamayız. Biz bu meseleye biraz daha yukarıdan bakmamız gerekir ki mesela Hendek olaylarında, PKK'lı teröristlerin Hendek olaylarında Tunç Soyer'in genel başkanı Hendek başında askerlerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi şehit eden o teröristlerden arkadaş olarak bahsederken Tunç Soyer şöyle söylüyordu. Kalbimiz sizinle. Oraya evet. Gelemiyoruz. Evet. Çünkü bu devlet bizim oraya gelmemizi, oralara girmemizi, sizin yanınızda olmamıza müsaade etmiyor diyordu. Buyur. Yani o da Hendek terörünün başındakileri kutsuyordu. Onlar için gözyaşı döküyordu. Şimdi Kıbrıs Kıbrıslarına olsun. İzmir'i İzmirlere bırakalım. Ağrı'yı kime bırakalım? Diyarbakır'ı, Hatay'ı kime bırakalım? İstanbul'u kime bırakalım? Şimdi Kayseri'yi kime bırakalım? Şimdi bunların her biri çok tehlikeli söylemler. CHP bilerek ve isteyerek tehlikeli bir oyun oynuyor. Bu tehlikeli oyunu da şöyle oynuyor. Ufak ufak gündeme bu meseleyi atarak, işte az önce söyledim, merkezi hükümet, Hasan Öztürk altını çizdi, kaç tanesinin örneğini verdi. Merkezi hükümet, İzmir'in ayrı bayrağı olsun, İzmir Türkiye'den ayrılsın, Avrupa Birliği'ne bağlansın. İşte orada Hendek Mendek arkadaşlar, günün sonunda geldiğimiz nokta şu. 2023'e giderken karşı karşıya olacağımız tablo, HDP'nin eş genel başkanları vardı ya, şimdi HDP denen o partinin eş partisi oldu CHP. Eş parti. Eş genel başkanlar. Tek bir vücut, iki parça ama yek vücut. Bir sürü eş genel başkan. CHP içerisinde de bir sürü eş genel başkan. İzmir'de bir eş genel başkan. İstanbul'da bir eş genel başkan. Ankara'da bir eş genel başkan. İstanbul il başkanı ayrı bir eş genel başkan. Öbürü ayrı bir eş genel. Şimdi bir dakika ya. Demokrasi, Turkay. Bunun adı demokrasi değil. Çünkü bu eş genel başkanların söylemi başka. Diyor ki ancak ve ancak CHP'nin iktidar olabilmesi için bizim de yani CHP'nin de Ayşenur Aslan HDP gibi arkasında eli silahlı bir örgütün olması lazım diyor. Eli silahlı bir örgüt. Sonra bunu 2014'te söylemiş. Zannediyorum ki bu işi maliyetli falan gördüler, biraz zor gördüler. Hazır bir silahlı örgüt var, ondan biz de faydalanalım, istifade edelim demişler. Anladığım bu. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Şimdi dostum... Bir cümle söyleyeyim sadece. Tunç Soyer'in
hendek döneminde, terörü dönemindeki söylediklerini hatırlatman bence günün şu an, yani bu yayının en önemli rengi noktasıydı. Tam o yay, o cümlelerin arasında keşke Reci'den Ömer, Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin olduğu maskede yüzünde tutan Tunçer'i gösterseydin. Yani bu kadar olur ya. Bunlar evet. Önemli. Eyvallah. Şimdi buradan geçti Ömer. Gelmemiz gereken nokta galiba şurası. Yani bu sadece bir Tunç Soyer. Bu hendek olaylarıyla ilgili sözlerini bana hemen hızlıca bir çıkarsınlar arkadaşlar. Bu Tunç Soyer meselesi değil sadece. Yani bu değil tabii ki. Özellikle Emin abinin verdiği isimler, anekdotlarla birlikte düşündüğümüzde Sayın Hasan abinin ekledikleri, ortaya koyulan bu çerçeve bunun CHP kurumsal kimliğiyle alakalı bir şey olduğunu gösteriyor. Kurumsal kültürüyle alakalı. Bir yol haritaları var ellerinde. Kurumsal kültürü değişiyor. Değişmiş CHP'nin. Şimdi bunu söylerken şunu demiş olmayayım. Yani sanki eski CHP'yi beğeniyor muydum? Hayır. Beğensem oy verirdim. CHP'li bir evde büyüdüm. CHP'li bir evde büyümüş olmama rağmen CHP'ye oy vermedim. Vermiyorum. Neden? Eskisini de beğenmiyorum ama yani eskisi bundan iyiydi yani. Çünkü en azından vatanın birliğine halel getirecek, vatanın birliğini zedeleyecek, kastedecek. Bir hani öyle yorumlanabilecek, direkt öyle söylemese bile öyle yorumlanabilecek dahi bir cümle işitmezdik eski CHP'lilerden. Fakat bu yeni CHP'lilere ne olduysa 5-10 senedir, belki tam 10 senedir bilmiyorum. Yani iki cümlelerinden birisi tam 10 sene oldu değil mi? Yani iki cümlelerinden birisi hadi değilse üç cümlelerinden birisi vatanın birliği ne kasteden bir ifade oluyor ya da azıcık yuvarladığınız mı cümleyi oraya düşüyor, o kuyuya düşüyor. Bu olmaz. Şimdi Emine abi bahsetti Anadolu solundan Sayın Baykal'ın. Sayın Baykal onu bize Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konferansında anlatmıştı mesela. Oradaki bizim radikal solcu arkadaşlar çok şiddetle karşı çıkmışlardı. Ona Marx üzerinden karşı çıkmışlardı. Sayın Baykal bunları kendi tezlerini bence de gayet başarılı bir şekilde aktarmıştı. Fakat şimdi o haliyle ben Sayın Baykal'a oy verdim mi? Hayır. O CHP'yi de beğenmiyordum zira ama en azından Sayın Baykal yani vatanın birliği bütünlüğü söz konusu olduğunda İzmir'i, İstanbul'u, Kayseri'si, Diyarbakır'ı söz konusu olduğunda Sayın Baykal'a... Ya o CHP'yi faşist diyebilirdik yani değil yani mi? Yani onun cümlesiyle benim cümlem arasında bir fark olmazdı vatanın birliği söz konusu olduğunda. Ha bu ülkede darbe sistemine baktığınızda benim aklıma ilk CHP gelir. Bunun öyle bir özdeşleşmesi de vardır ki CHP'nin son kongresinde 60 ihtilalinin son kongresindeki tüzüğüyle anayasa arasında 60 anayasası ara 61 anayasası birebir aynı paragraflar aynı. Dolayısıyla arkada kimler var bunları da az çok görüyoruz ama en azından İzmir'i Avrupa Birliği'ne bağlayalım. Onu şöyle böyle bir şey yok yani. Ya da çıkıp kendi televizyonda CHP'nin o zaman televizyonu yoktu ama olsaydı ya da radyosunda bizim de PKK, HDP'nin arkasındaki silahlı güç gibi bizim de bir silahlı gücümüz olsun demiyordu yani. Belki ihtiyaç duymuyordu çünkü silahlı kuvvetler ona çalışıyordu o zaman maalesef. Eyvallah. Vesaire. Eyvallah. Yani diyeceğim son cümle bu bir Tunç Soyer ya da bir kişi yani bir Canan Kaftancıoğlu bir ya da bir X, Y, Z işi değil. CHP'nin kurumsal kültürüyle, kurumsal kimliğiyle alakalı bir soruna dönüşmüştür. Oradan gitmek evet. Lazım. Şimdi söz aldığın için ben son cümlemi söyleyeyim. Molaya gidelim. Ahmet Saymadi'yi konuşmuştuk burada değil mi? PKK sempatizanı. Canan Kaftancıoğlu'nun yoldaşı, övgü dolu tweetleri vardı. Canan Kaftancıoğlu, Ahmet Saymadi'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gönderdi ve oradan ballı ihaleler verdirtti. Sonra bu ortaya çıkmasın diye tweetlerini sildi. Fakat o tweetleri gün yüzüne çıktı, görüldü. Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir HDP kadrolaşması var. Mesela PKK'yı savunan bildirinin altına imza atan akademisyenler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şirketlerin yöneticisi. İşte şu kadar yeni personel yine HDP'li vesaire. HDP'den kastım şu değil. Sakın ola ki kimse bu ifadelerimi yanlış anlamasın.
Kürt seçmenden, Doğu seçmenden, Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimden, Kürt kardeşlerimden bahsetmiyorum. Sicili bozuk, sicili bozuk, yani kastım da yasal, kanunen, yani suç olabilecek işlerden bahsediyorum. İşte PKK sempatizanına ballı ihaleler veriyor. Bir tanesi bu. PKK'yı öven, savunan bildirinin altında imzası olan akademisyenler de yönetici yapılıyor. Bu enteresan işler var. Ve o eyaletten bahsediyor. Kızım sana söylüyorum, İzmir, gelelim sen işit Türkiye'nin diğer illeri. Bir küçük mola. Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi tüm bunlar olurken, İzmir'de bunlar olurken, İstanbul'da da başka şeyler oluyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çeşitli suçlardan vesaire vesaire 9 yıl işte 8 ay 10 günlük cezası 5 ay suçtan onandı. İstinaf. İstinaf onadı. Yargıtay'a gidecek anladığım kadarıyla. Yargının işi ayrı. Biz şimdi yargının işi olmayan tarafını da bir parça konuşalım. Yalnız şuna dikkat çektim. Canan Kaftancıoğlu'nun, salı günü söyledim onu, cezasının onanması mesela Sözcü.com.tr'de pek fazla yer bulmadı. Bir takım CHP'liler pek fazla ses etmedi. Sahiplenmiyorlar. Ama HDP'ye, PKK'ya yakın gazete, şu bu ve FETÖ'ye yakın olanlar acayip derecede savundu. Bu da çok enteresan bir gelişme. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerine bir tek tek bakalım isterseniz. Kim şehit olmak yukarıdan başlayalım. Her kimin olursa olsun. Ama onun devamı var. Aslında bir dakika dur. Öbür tarafta. Evet, bu Kobani'nin şeyi, yazmanın ötesinde Kobani için sokağa çıktı diyor. Yani 6-7 Eylül diyor. Olayları meselesinde. 23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu 1915. Her kimin olursa olsun askeriyiz demek yerine aklın, sağduyunun ve elbette adaletin bilmem ne. Şimdi bunlar değil arkadaşlar. Asıl 15 Temmuz'da var, evet. Sakine Cansız'da evet. Var. Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Bu saat arada Ahmet Saymadi ile evet, Ahmet Saymadi ile ilgili de tweet'i var bu geçen yayında. 15 Temmuz 2016 23.03. Şimdi bunu diyelim ki bir IŞİD nakşinde söylüyorum. Terörist için söylemiş olabilir. Değil ki. Şimdi tarihine bir baktığımızda ortaya çıkıyor. Tabii. Ne oldu? Bu 15 Temmuz 2016 alçak FETÖ'cülerin bu memlekette darbe yapmaya, işgal etmeye, iç işgale giriştiği saatlerde 23.03'te attığı O dediklerimin de stüdyo çekimi olduğu Hollywood benzeri ortaya çıktı. O da ayrı bir şey. Tabii. Benim merak ettiğim şu. Darbeye direnen bir halk var. Ekran başında bizi izleyenler şuraya dikkat etsin. Darbeye direnen bir halk var. Çıkmış. Çıplak darbe elleriyle. Oluyor. Çıplak elleriyle darbeyi durdurmaya çalışıyor. Mücadele ediyor. Şehit veriyor. Karşıda ölüyor, da elinde silahlı darbeciler var. Dur diyorsun, üzerlerine gidiyorsun, durmuyor vesaire falan. Yani aman incinme. Hadi bırak silahı eline. Tamam, 50 kişiyi öldürdün ama hadi bırak, tak onu da öldürdü. Ya bırak, bak ne olur bırak, hadi falan. O bir ablamız vardı biliyorsun değil mi? Bayrakla düştü en sonunda. Evet. Hatırlıyorsunuz değil evet. mi? Yani Boğaz Köprüsü'nde başörtülü bir abla. Peki ve bu boğaz, kimin boğazı kesildi ya? Bu bir yalandı biliyorsun. Yalandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanıydı. Ne öyle bir vaka olduğu tespit edilebildi, öyle bir vaka olmadı çünkü. Ya diyelim ki oldu. Bak açık söylüyorum, diyelim ki oldu. Kim yaptı? Niye yaptı? Ya kime mal edeceksin bunu? Burada darbeye karşı duran bize mi mal edeceksin? Biz gidin milletin boğazını mı kesin dedik. Tayyip Erdoğan gidin milletin boğazını mı kesin dedi. Yani kime mal edeceksin? Vatanınızı savunun dedi. Ha?
nefsi müdafaanızı yapın dedi. Bu sonra bundan sonra bir tane daha söyledi. Devam edin. Mağduriyet, darbe yapacaksak biz yaparız. Hani biliyorsunuz Yargıtay'ın bir kararı var. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne senaryo demek suç arkadaşlar. Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz 19-15'te Taksim'de. Soykırım diyor, soykırım. Şimdi 15, biz biliyoruz 1915'te vahim olaylar oldu. Ama bu asla bir soykırım değil. Ve bunu zaten mahkemeler de, yani uluslararası mahkemeler de böyle bakıyor. Ama Canan Kaftancıoğlu Ermeni tehciri meselesine bir soykırım olarak bakıyor ve savunuyor. Yani bu darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi? İşte HDP vekillerinin vahşice gözaltına alınması, parlamenter sistemi açıkça ilga edilmesidir falan. Bu başka bir bahsi diğer ne münasebet? Bak, devlet katil ne değil, seri katil diyor ya. Devlet katil değil, seri katil diyor. Bu Gezi sırasında attı tweet. Gezi'den aslan, aslan CHP, aslan BDP. Bunun tarihi ne zaman? Şeyi önemli. Bu Sakine Cansız meselesi. Sakine Cansız biliyorsunuz. Bir sonrakine gel. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da doğrudan işaret ettiği ve çok güvendiği Avrupa'daki en önemli elemanlarından biriydi. Fransa'da, Paris'te yaşıyordu. Bir cinayete kurban gitti. Gelecek dönem, onlar. Onlar gelecek. Onu savunuyor. Bir öncekine gel, onu konuşalım. Tayyip Erdoğan neredesin? Allah belanı versin. Şimdiki sloganımız da bu. Ne zaman atıyor? 12 Mart 14'te. 2014. Yani? Seçime Gezi'den, gidiliyor. Gezi'den sonra. Yani hayır şöyle hayır seçime gidiliyor. 17-25 olmuş. O dönemde FETÖ her gün bir kumpas kuruyor. Her gün bir operasyon çekiyor. Her gün bir tape, sahte tape yayınlamaya kalkıyor. O Fuat Avni denen alçak, yani sahte hesap üzerinden her gün bir şeyler yazmaya çalışıyor. O dönemde de Canan Kaftancıoğlu, motosikletli Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu'nun Zaman Gazetesi'nin manşetinde yer alan bir haberi var, bir fotoğrafı var. Onu da bir çıkarın arkadaşlar. Canan Kaftancıoğlu Zaman Gazetesi dediğinizde çıkar, devam edelim. Şimdi insanlık tarihi kadın ile başlar senin dediğin insanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız ve insanlık yine kaybetti diyor. Nuce TV'de Sakine Cansız bizim bütün konuşmalarımız insanlık kelimesiyle başlar. Sakine Cansız'dan da bir alıntı yapmış. Demin az önce söylediğin şey. Şimdi PKK'yı aleni bir şekilde destekliyor. Ya PKK da Canan Kaftancıoğlu'nu destekliyor. Dedim demin. Mustafa Karasu. PKK elebaşısı Kandil'deki Mustafa Karasu diyor ki Birleşik Haziran Hareketi'ni desteklememiz gerekiyor. Hatta Birleşik Haziran Hareketi'nden iki tane adamı HDP'den milletvekili yaptık. Ve yerel seçimlerde de desteklememiz gerekiyor. Birleşik Haziran Hareketi'nin sekreteryasında Canan Kaftancıoğlu var. Yani Canan Kaftancıoğlu ismi sadece CHP İstanbul İl Başkanı olmasıyla mülhem bir şey değil. Yani Canan Kaftancıoğlu ile Sakine Cansız sadece bir tweette buluşmuyor. Aynı zamanda bir tür küresel eylemde buluşuyorlar. Doğru mu? Tabii ki. Orada ne var? Turgay onu da söyle ben söyleyeyim. İnandığınız Allah belanızı versin. Kalsın o, kalsın. O kalsın arkadaşlar onu ben göremedim ne yazdım. İnandığınız Allah belanızı versin. Efendime söyleyeyim. Başka bir oturuşta şu kadar domuz yedim. Başka yahu biz ateistiz, dinsiziz, işte sokaktan kaldırsın bizim cenazemiz falan filan. PKK'yı savunmalar, Sakine Cansız'ı savunmalar, şunlar bunlar. Öyle birisinin bir de Zaman Gazetesi'nde işte verdiği bir röportaj, bir konuyla ilgili bir röportaj vermiş. Manşetinde yer almış ve Canan Kaftancıoğlu orada görünüyor. Şimdi Canan Kaftancıoğlu 2018 Ocak ayında İstanbul İl Başkanı seçiliyor. İl Başkanlığı Seçimi Kongresi'nin döneminde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle dedi hatırlayın. Toma'nın üstüne çıkacak il başkanı lazım bana. Toma'nın üstüne çıkacak il başkanı. Yani doğrudan Canan Kaftancıoğlu'na işaret etmişti.
biliyorsunuz başka rakipler de var, seçimle ilgili adaylar da vardı. Canan Kaftancıoğlu Gezi Parkı olayları, Gezi provokasyonunda aktif rol almıştı. Ve bu aktif rol alması sebebiyle özel bir görev verilmişti. Neydi o? Gezi'nin paydaşlarıyla, Gezi'ye katılanlarla Gezi'ye katılmayan sol fraksiyonları bir yerde buluşturmak. Bunun adına Haziran Hareketi, Birleşik Haziran Hareketi dediler. Bunu Ankara'da, ODTÜ'de kurdular. Ve kurduklarında bunun içerisinde bir sürü STK var. Yani Mimarlar Odası dahil STK var. Bir sürü illegal yapı var. Ve bu yapıları bir araya getirip, yani sol marjinal grupları bir araya getirip, Gezi'den daha büyük bir provokasyon, Gezi'den daha büyük bir kitlesel eylem yapabilmek için Birleşik Haziran Hareketi'ni kurdular. Ve Birleşik Haziran Hareketi'nin sekreteryasında Canan Kaftancıoğlu yürütüyor. Canan Kaftancıoğlu'nun burada gelmedi. Mesela çok vahim bir tweet'i daha var. Bir terör örgütünün elebaşı, ölmüş bir elebaşına komutan selam olsun diye bir tweet'i var. Şimdi ne var bunda? Şunu söylüyorum. Canan Kaftancıoğlu bu tweetler 2018'de il başkanı olduktan sonra herkesin geçmişi, yani o siyasete girmişsen, vitrine çıkmışsan bunu kaldırın arkadaşlar. Bunu göstermeyin. Girmişseniz, vitrine çıkmışsanız geçmişiniz kurcalanır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmadan önce veya işte Genel Başkan Yardımcısı olmadan önceki geçmişi, yani işte efendim SSK Genel Müdürü olduğu dönemler gündeme geliyor muydu? Gelmiyordu. Tesevci olduğu gündeme geliyor muydu? Gelmiyordu. Vitrine çıkınca arkanıza bakarsınız, arkasına bakılır ve derler ki bunun geçmişinde de bunlar var. Bu herkes için geçerli. Benim için de, senin için de geçerli. Bakın, şimdi Canan Kaftancıoğlu deseydi ki, ya ben o dönemde bunları yaptım, attım ama ya saçmalamışım. Saçmalamışım. Ya da yanlış yapmışım. Bize diyecek. Ya da o gün kalmaz. Öyle gerektiydi. Ya bugün öyle yapmamam gerekiyordu deseydi başka bir şey söylerdim ben. Ama diyor ki attım, tweetlerin arkasındayım. Bunu söyledi, biliyorsun değil mi? Hı hı. Ha, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakaret kastım yoktur dedi, ifade verirken mahkemede hakaret kastım yoktur dedi. Onu da hani hakkaniyet anlamında söylemiş olur. Fakat tweetlerine sahip çıktı. Ben bunları yazdım. Biraz önce Tunç Soyer'in babamla gurur duyuyorum, yani işkenceci babasıyla gurur duyan bir Tunç Soyer'den bahsettik. Burada da Canan Kaftancıoğlu, ben bunları attım, yazdım ve arkasındayım dedi. Bunun üzerine ne diyeceksiniz? Ve bunlara suç içeriyor mu? İçeriyor. Ve gerçekten de bir CHP İstanbul İl Başkanı bu hanımefendi ve ben son söyleyeceğim, şimdi söyleyeyim, bitireyim bu konuyu. Yani bu söz bendeyken tamamlamış olayım. Kaftancıoğlu bu tweetler ve soruşturmanın sonucunda ceza alacağını bileceği için son dönemde bir takım atraksiyonlar yaptı. Bunlardan bir tanesi Sayın İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin gözetlenmesi talimatını verdi. Bir CHP yine Kadıköy ilçesindeki bir yöneticiye talimat verdi. Ve bu talimatı verdiğini de deklara etti. Yani bir çizik attı orada, bekledi bunları toparlayacağım. Sonra bir televizyon kanalına çıktı. Hiç durduk yere dedi ki ben şunu bekliyorum. Ya erken bir seçim ya da başka bir şekilde bu iktidar gidecek dedi. Bunu da altını çizelim. Başka şeyleri de var. Mesela HDP'lilerle boy boy görüntü vermeye başladı. Ve sonra ceza onanınca ya bakıyor musunuz benden öç alıyorlar. Ben işte efendim benim tweetlerim, geçmiş tweetlerim üzerinden gelip benden öç alıyorlar diye bir mağduriyet üretiyor. Bence ceza alacağını bildiği için Fahrettin Altun'a kurulan kumpas, yani evinin görüntülenmesi, talimatının verilmesi meselesinde çıkıp o canlı yayında darbe iması bulunarak sonradan hayır öyle bir kastım yoktu diyerek o vitrini oynama yaptı. Ve en sonunda da HDP'le verdiği fotoğraflar üzerinden
Bakın bakın, ben İstanbul'da büyük bir başarı imza attım. Yerel seçimlerde teşkilat olarak, CHP teşkilatını kastetti söylüyor, teşkilat olarak başarılıydım. Bunun öcünü alıyor iktidar deme yolunu seçti. Bunu da söyleyeyim, bitireyim. Peki. Emin Pazarcı, nedir yani bu tweetler? Vallahi şimdi şöyle, düşünce özgürlüğü zaman kapsamında ele alamaz mıyız? Yani şöyle, illaki hapse mi atacağız? O zaman şöyle yapalım, eğer düşünce özgürlüğü deniliyorsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çıksın birisi kürsüden sürekli olarak seri katil sen katilsindesin. Bunu kabul edebilirse, bunu hazmedebilirse elbette bunu bu meseleyi düşünce özgürlüğü noktasında ele alabiliriz. Ayrıca yani zaten şunu şöyle ele alalım, bunu böyle ele alalım diyeme lüksümüz de yok. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne yapması gerektiği kanunlarda bellidir. Neyin hakaret olduğu, neyin düşünce özgürlüğü çerçevesinde yer aldığı zaten bellidir. Yani biz kendimize göre kurallar, kafamıza göre kurallar koyamayız. Bunun altını çizmek lazım. Ve şu ana kadar yapılan işte ortaya konulan tweetlere bakıldığında kadının bugüne kadar uyguladığı politika ve tavırlara baktığımız zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Canan Kaftancıoğlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanı, terör destekçisi bir kişidir. Ve bu kadın maalesef bugün Türkiye'nin ikinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüyor ve bütün bunlar bilinerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından orada tutuluyor. Yani bunların altını çizmek lazım. Bu kadının geleneksel CHP tablosu içinde yeri olmaması lazım. Ancak ve ancak DHKPC, PKK, hatta diğer terör örgütlerine belki uyabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin İstanbul İl Başkanlığı'na uyması mümkün değil. Şimdi neyi tartışıyoruz biz? Burada suç işlenmiş. Açık ve net suç bunlar. Ve kalkıyorsunuz burada bir hukuksuzluktan bahsediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi açısından meseleyi ortaya koyuyorum. Asıl sizin yaptığınız hukuksuzluk, yani ortada bir suç var. Siz suç ve suçluyu hem savunuyorsunuz hem övüyorsunuz bu davranışlarınızla. Yani bunun altını çizmek lazım. Ve şunu sormak lazım Kemal Kılıçdaroğlu'na, işte onu destekleyen İmamoğlu'na veya diğerlerine. Şimdi size göre de devlet seri katil mi? Siz de bunu kabul ediyor musunuz? Siz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne böyle bakıyor musunuz? Ayrıca size göre de Türk milleti katil, alçak, arkadan vuran, şerefsiz, tuzak kuran bir millet mi? Çünkü Ermeni soykırım iddialarında bunlar var. Siz de bu millete böyle mi bakıyorsunuz? Gibi gibi, yani biraz önce koyduğunuz bu tweetlerin tamamındaki düşünceleri siz paylaşıyor musunuz diye sormak lazım. Paylaşıyor olsalar gerek ki, ya da en azından sempati duyuyorlar olsa gerek ki Canan Kaftancıoğlu hakkında herhangi bir disiplin soruşturması yapılmamış durumda. Bununla ilgili bir şikayet ortaya konulmamış durumda. Ama bir takım iddialardan yola çıkarak biraz önce örneğini verdim. Çok önemlidir. Onu tekrarlamak istiyorum. Sizin Uşak milletvekiliniz Dilek Akagün Yılmaz Sezgin Tanrıkulu için Amerika Birleşik Devletleri'nin TR-705 kodlu haber alma elemanı dediği için bu bayan hakkında siz disiplin soruşturması açtınız ve şu anda milletvekili listesine alınmadınız. Yani biraz önce Mustafa Şen doğru söyledi. Bunlar bireysel davranışlar değil. Bunları bir fotoğraf içinde ele almak lazım. İşte mesela teşkilatın Oğuz Kağan Salıcı'ya teslim edilmesi ki Oğuz Kağan Salıcı Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yapısıyla savaş açmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılarak bir dernek haline, vakıf haline getirilmesini söylemiş bir isimdir. Yani CHP'deki değişim ve dönüşüm işte Canan Kaftancıoğlu gibi bir takım tipleri ortaya çıkarttı. Ve işte Tunç Soyer'in, İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda, açıklamaları da görüyoruz. Yani CHP Türkiye'de bazı şeyleri kirletmeye çalışıyor ve maalesef demokrasiyle sonuç alamayacaklarını gördükleri için son zamanlarda bu tür tiplerle sonuç almaya ve sokağa seslenmeye çalışıyorlar. Nitekim işte yeni genel başkan adaylarından birisi
Cumhuriyet Halk Partisi'ne sokağın gösterilmesi gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokağa inmesi gerektiğini söylüyor. Ve çok ilginçtir, başka bir şey daha var. Türkiye'de böyle oyunlar oynanıyor ki işte barolarla ilgili düzenlemeler tartışılırken İstanbul Barosu'na Canan Kaftancıoğlu bir şikayette bulunuyor. Diyor ki Fahrettin Altun'un avukatı işte benimle ilgili şöyle şöyle yapmıştır, suç işlemiştir diyor ve baro talimat almış gibi Fahrettin Altun'un Cumhuriyet Başkanlığı İletişim Başkanı avukatından savunma istiyor. Bakın artık neler, ne hale geldi Türkiye. Yani bir avukat sırf savunma hakkını kullandığı için veya şikayet hakkını kullandığı için Canan Kaftancıoğlu gibi bir terör destekçisi tarafından baroya şikayet ediyor ve baro da hiç sıkılmadan bu avukattan savunma isteyebiliyor. Yani maalesef Türkiye'de çok ciddi oyunlar oynanıyor. Türkiye'de ciddi anlamda bir takım planlamalar yapılıyor. Bunları basite alıp işte gayet normaldir deyip geçemeyiz. Yani bu kadının bütün paylaşımları suçtur. Bu kadının bütün paylaşımları yönlendirmedir. Bu kadının bütün paylaşımlarının arkasında başka bir takım düşünceler vardır. Ve maalesef bizim ülkemizde bir takım insanlar kendilerini bu kadının önüne atıp bununla ilgili olarak yargının verdiği kararı, işte istinaf mahkemesinin verdiği kararı kirletmeye çalışıyorlar. Hukuksuzluk olarak değerlendiriyorlar. Halbuki hukuk işliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ama bunlar hukukun işlemesinden ciddi anlamda rahatsızlık duyan çevrelerdir. Zaten hukuk filan da umurlarında değil ve bunlar başka bir takım hesaplar içindeler. Yaptıkları paylaşımlarına, ortaya koydukları tavırlara bakıldığı zaman bu zaten görülüyor. Kimse milletin aklıyla, ferasetiyle, algılarıyla alay etmesin. Şimdi Mustafa Şen, asıl soru şu. Gerçekte Canan Kaftancıoğlu bu olduğu için İstanbul İl Başkanı yapılmadı mı? Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce Hasan abi söyledi, Toma meselesi cümlesinden zaten olduğu anlaşılıyor. Toma hikayesi şöyle de algılanabilir. Ya işte öyle cesur, öyle bilmem ne vesaire. Yok, onun yerine şey desin yani teröristlerin karşısına, terörlerin şiddetin karşısına. Yani aslan gibi dikilecek il başkanı lazım bana desin. İstanbul'da da terör olayları oluyor desin. Onu değil mi ki başka bir şey söylüyor. Şimdi polisin karşısında diyeceğim Toma'nın evet Toma demek polisi, demek oluyor. Orada başka Toma bir şey. Orada başka bir şey var. Şimdi onun için yapıldığı anlaşılıyor. Zaten bir ekip oldukları anlaşılıyor daha doğrusu. Bir ekip oldukları anlaşılıyor. Bir ekip nasıl bir ekip iş bu? Başına gelmiş. Yani bu ekip şöyle bir ekip. Basit bir soru soruyorum ben. Ama önce şu açıklamayı yapayım da sonra onu söyleyeyim. Şimdi bu tür açıklamalara, bu tip açıklamalara ceza verilir mi? Verilmez mi? Hukukçuların işi. Bu tip açıklamalara ceza verilirse böyle mi ceza verir? Bu kadar mı ceza verir? Bilemem. Hukukçuların işi. Az mı verdi? Çok mu verdi? Az mı verdi? Çok. Bunu bilemem ben gerçekten. Bunu hukukçular tartışsın. Ama şöyle oluyor. Hakim diyor ki bu suçtur. Mutlaka bir yere dayandırması gerekiyor. Kanuna dayandırması gerekiyor. Diyor ki Türk Ceza Kanunu'nun şu maddesinin şu fıkrasına bir şeysine göre. Bu diyor ki beri taraf diyor ki Kaftancıoğlu'nu savunanlar. Canım öyle şey olur mu işte siyaseti cezalandırıyorsunuz efendim düşünce özgürlüğünü cezalandırıyorsunuz efendim sosyal medyada paylaşmış da ne olmuş? Bir dakika şimdi. Bu bir dangalak sözüdür. Az önce sana diyor ki şu kanunun şu maddesine göre. Sen diyeceksin ona ki bir kardeş doğru söylüyorsun da sen o kanun maddesini yanlış yorumluyorsun. Ya da öyle bir madde var ama şöyle de bir madde var. Ya da şöyle bir içtihatı var Yargıtay'ın. Ya da öyle bir madde yok. Ya da öyle bir madde yok sen uyduruyorsun kafandan. Bir şey demen lazım. Yani hukuka, kanuna ve onunla üzerine meşruiyete dair birkaç madde söylemen lazım. Sen diyorsun ki CHP'lidir cezalandırma. Efendim il başkanıdır, siyasetçidir cezalandırma. Sosyal medyada yaptığı açıklamayı cezalandırma. Tamam. O zaman sosyal medyadan ben sana bir saydırayım. Hiç yapmadım şimdiye kadar. Yapmayacağım da inşallah. Bakalım ne konuşuyorsun benimle ondan sonra. Artı şu var. Bana böyle peki, diyenler, peki. Bana böyle diyenler, şurayı bir tamamlayayım. Bana böyle diyenlere ben basit bir şey söylüyorum.
Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerini ve açıklamalarını yukarıdan aşağı ben böyle bir derc edeyim, yazayım. Vereyim sana. De bunu halka oku. Seçmen kitlerine oku. Türk milletine oku. Tamam. Oku. De ki Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerini paylaşıyorum. Ya paylaşımlarını paylaşıyorum. Ve hepsinin altına aynen imza atıyorum. Bunlar doğrudur. Hakikat budur. Ben de bu hakikatin peşindeyim de alnından öpeyim. Canan Kaftancıoğlu'nun bazı tweetlerini mesela görüyorum televizyonlarda ama öyle değil mi ama şöyle değil mi diye tartışan tartışmacılar ya da sunucular, program sunucular var. Tamam. Ben size Canan Kaftancıoğlu'nun bazı tweetlerini vereyim. Edebiniz yetiyorsa ekranda okuyun. Evet. Edebiniz yetiyorsa... Yok okumak bir şey değil, biz de okuduk. Yok yok öyle değil. Siz okumadınız. Onu tamam, onu yayınlayamam ki ben. Siz edep dahilinde suç teşkil etse de hukuken edep dahilinde olanlarını okudunuz burada. Bir de edep dahilinde olmayan, ya tuvalette olan şey tweetler var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bana bay ya da bayan, televizyon sunucusu bunları okusun hadi. Hiç ama bip yok. Bipsiz. Bipsiz okusun. Gitsin çocuğunu okusun evde. Beni boş ver, ekranı boş ver. Gitsin evinde kendi çocuğuna böyle bir tweet okusun bakayım. Yok böyle bir şey. Şimdi ben açık söylüyorum. Arkadaş, sosyal medya ortamı bir aynı bu gerçek doğal ortam bir ortamdır. Ve orada, burada söylediğin şeyle orada söylediğin arasında bir fark yoktur. Ben görüyorum şimdi bana sosyal medyadan saydırıyor. Bazen yazıyorum diyorum ona. Ya delikanlıysan gel şunu sana yüzüme söylesene. Bakalım senin yüzün nasıl bir coğrafi şekil oluyor. Alacak. Şunu delikanlıysan yüzüme söylesene. Kim olduğunu bilmiyorum. Bir yumurta kafa serseri uzaktan bana saydırıyor. Ya, şunu bana söyle. Ben sana saydırmıyorum bak. Bir şey söyleyeceksem yüzüne söylerim. Yüzüne söyleyemeyeceğim bir şeyi ne arkamdan söylerim ne de burada yazarım. Ne de yumurta kafa yaparım. Serseri. Şimdi hukuk, sosyal medyanın bir asıl tartışma konusu şu. Biz bunu Cihannuma dergide yazdık. Yani bir sayısını, bu kış sayısını buna ayırdık. Cihannuma derginin ve ha bu arada dergiyi ben çıkarıyorum. Hani söylemiş olayım. Dedik ya bu sosyal medyanın bir ahlakı, sosyal medyanın bir hukuku olmayacak mı? Aynı şekilde daha da genişlettik tabii ki sadece sosyal medya değil. Dijital dünyanın, sanal dünyanın ve yapay zekanın, artı yapay zeka da yapay zeka yapacak, yapıyor. Yapay zekanın sonsuza kadar bu gidebilir. Bir ahlak ve hukuku olmayacak mı? Dolayısıyla aslında ahlak ve hukuku olmayacak mı sorusunun kökündeki soru şu, vicdan. Ya bu sosyal medya kullanımı vicdansız bir kullanım mı olacak? Ben siyasetçiyim diye vicdanı terk mi edeceğim? Ahlakı, edebi, hukuku, meşruiyeti terk mi edeceğim? Böyle şey olabilir mi? Buna en çok dikkat etmesi gerekenler siyasetçiler, toplumun önüne giden sanatçılar, akademisyenler, entelektüeller, kamu önderleri, fikir önderleri. En çok bunların dikkat etmesi lazım. Ya Allah biliyor ki arkadaşlar hata yapabilirim şu sosyal medyayı kullanmada. Hata yapabilirim o başka bir şey. Ama bilerek bir virgüle bile bir soru işaretine bile dikkat ediyorum bilerek bir hata yapmayayım diye. Niye neden korkuyorsun? Vicdanım var çünkü ben insanım. Bir tek, vicdan mı? Vicdanın olmasaydı atar mıydın? Vicdanı olmayan şey şöyle. Vicdanın yoksa her şeyi yaparsın. Seni kötülükten, şerden... Vicdanın yoktur ama kanundan korkarsın. Hayır. Onun kılıfını bulursun. Onun kılıfını bulursun ha uyduruyor işte. Bak vicdanı yok uyduruyor. Ben öyle demek... Cumhurbaşkanlığı hakaret edeceksin. Bu ülkenin başına birçok cumhurbaşkanları geldi. İki tanesi de sağ. Ben doğrusu ararsanız... hani kısmen Sayın Abdullah Gül'ün ya ben Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını istiyordum. Onun için çalıştım ama Tayyip Erdoğan kardeşim Abdullah dedikten sonra bana alt yemek düşer. Ben madem seni savunuyordum senin dediğini savunurum dedim savundum. Ama cumhurbaşkanlığında bir sürü şeysini eleştirdim. Ama bir tek kelime saygısızlık etmedi. Edemem, etmem. Geç Abdullah Gül'le biz aynı yerde çalıştık. Hani işte diye bir Fazilet Partisi'nde ben İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesiydim. O da Ankara'daydı. Anlatabiliyor muyum? Onu geçelim. Ondan önce Sayın Sezer vardı. Bak Sayın Sezer diyorum. Bir tek kelime hakaret etmemişimdir. Ondan önce Demirel. Eleştirdik. Eleştiririm. Bak günahımı dahi vermem derler ya hani.
O cinsten onların ideolojisiyle ben değerli hiç örtüşmem. Ama bir kelime saygısızlık etmem. Ama, edemem. Ama şu, sadece bir yazımda, bir Twitter... Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bu hakaret, bu kötü üslup, bu küfür vesaire bu tarz şey bir projeydi. Ya bak şimdi, FETÖ projesiydi ve herkes bunu yaptıktan sonra cezalandırılmayacağı garantisini aldığı için bu kadar hoyratça tavır sergiledi. Şimdi, çünkü FETÖ hakimleri var. Şimdi olay ne biliyor musun? Tarihine baktığın zaman o net anlaşılıyor zaten. Mesele şu. Ya tırnak içinde söylüyorum, delikanlı kadını erkeği olmaz. Ya delikanlılık diye bir şey var. Doğru mu? Şimdi yaparsın bir hata, işlersin bir günah, işlersin bir suç. Dersin ki arkadaş, ya bu bildiğin dangalaklık yani. Ben dangalaklık etmeyeceğim, hata etmişim, suç işlemişim, özür diliyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na ben hakaret etmişim ama vallahi şimdi bakıyorum da bu bana hiç yakışmıyor. Ben özür diliyorum. Ha siz ister ceza verin ister ceza vermeyin ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'na özür diliyorum. Sizin ne yapacağınız beni ilgilendirmiyor. Çünkü benim vicdanım var. Ama zoru görünce, hukuku görünce, ceza görünce, mahkemeyi görünce, hapishaneyi görünce ben hakaret etmek istememiştim. Peki Sakine Cansız'la dans ederken neyi kastetmiştin? Terörist, bir terörist başı etkisiz hale getirildiğinde ona komutan derken neyi kastetmiştin? Komutan dersen sen de askerisindir. Sen de askerisin. Tırnak içerisinde yok. Yani terör başı ve militan terörist. Sen başkomutanı var bu ülkenin. Ona niye komutan demiyorsun? Bana niye komutan yani demiyorsun? Bu ülkede Mustafa Kemal'in askerleri demeyeceğiz. Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyım mı diyeceğiz diye değiştirmişti biliyorsun yani. Hadi biraz daha sivil olsun Gezi'de. Neydi ama onlara başka bir belediye başkanı iyi bir şey vermişti. Siz Mustafa Kemal'in ancak şeylersiniz diye. Anlatabiliyor muyum? Askerler olamazsınız. Böyle bir şey yok. Şimdi zoru görünce öyle zoru görünce böyle. Bu olmaz. Dürüst olmak gerekiyor. Tek yüz olacaksan bir tane yüzün olacak. Rahmetli Erbakan hocamızın bir şeyi vardı. İnsana baktım arkası görünecek, şeffaf olacak diyordu. Ya arkadaş gerçekten bana baktığında arkamı göremeyen birisi varsa bana söylesin. Oturup konuşalım onunla yani. Şeffaf olalım. Bunun en çok toplumun önünde gidenlerin, önünde görünenlerin olması gerekiyor. Ve hiç kimsenin ahlakı, hukuku, edebi şunu bunu çöpe atmaması gerekiyor. Ve zor gördüğünde de ben onu kastetmemiştim. Onu şöyle de, şimdi de. De ki ben o tweetlerimin hepsini, paylaşımların hepsini yanlış buluyorum. Yanlış buluyorum. Hukuk bana ister ceza versin ister vermez ama ben vicdanımla baş başa kaldığımda bunu düşünüyorum. O değil arkadaş, öyle söylenmezdi desin. Ondan sonra Canan Kaftancıoğlu'nu gideyim mahkemede ben savunayım. Ama böyle bir şey yok ki. Zor görünce onu kastetmemiştim. Yok o geçmişteydi, o şöyleydi, o böyle. Yok böyle bir şey. Kayıtlarda duruyor mu hala? Duruyor, tamam. Bu hala retweet ediliyor mu? Hala dönüyor mu ortalıkta? Dönüyor. Sen buna pişman oldun mu? Hayır. Reddediyor musun? Hayır. Tunç Soyer'in babasını reddetsin demiyorum Tunç Soyer'e. Babasının günahını işkenceciliğini. Reddetsin. Ya bu adam işkence yaptı. İşkenceciliği reddediyorsan işkence bir insanlık suçudur. Bunu reddediyorsan babanın işkenceciliğini de reddet. Ben sana babanı reddet demiyorum. Tabii. Gerçi reddedilecek bir babadır. O başka bir şey de bana göre. Ama ben senden onu istemiyorum. Azıcık delikanlı ol ya. Bu kadar basit söyleyeceğim bir şey. Peki. Hasan Sütük var mı bu konuda? Yok, konuda ben öyle başlayayım. Şimdi bir de bir... İçeceğim şimdi ben yani. Su, İç, su, içilir. Su. İçilir bunun üzerine ben de içeyim hadi. Mübarek su. Mübarek su. Bir de bir baro meselemiz çıktı. Yakında şöyle olacak. Allah baronu versin olacak. Baron yani. Allah. Az önce çok güzel bir şey söyledi. Bir şey hatırlattı Emin abi. Emin abi neredesin? Beni niye gösteriyorsunuz arkadaşlar? Ben Emin abiyi gösteriyorum, siz beni gösteriyorsunuz. Ha Emin abi az önce dediniz. Al sana ya. Emin abi. Al sana evet. Emin abi az önce bir şey söylediniz. Bence bu baro meselesini oradan konuşalım. Ben bir küçük açılış yapayım. Siz devam edin. Şimdi bir avukat savunma hakkını kullanmak istiyor. Canan Kaftancıoğlu bir talimat çekiyor. Baro savunma istiyor. Doğru mu anladın mesela? Bu fecaat, fecaat bu. Ve bunu yapanlar... Fahrettin Altun meselesinde. Talimat değil tabi. Bu şikayet dilekçesi veriyor ama... Evet. Ama onun şikayet dilekçesi olduğunu... veriyor ama biz onu talimat olarak da değerlendirebiliriz. Evet. Çünkü Canan Kaftancıoğlu biliyorsunuz yerel seçim sırasında da hakimleri gece kaldırıp evinden götürüp hakimleri istediği gibi yönlendirmişti. Ve maalesef bunları biz tartışmadık.
ve maalesef orada yapılan işlere çok doğal işlermiş gibi sahip çıkanlar oldu. Aslında yargıyı alabildiğine müdahale ve yargıyı yönlendirmekti. Şu ne anda da şimdi baro yönlendiriyor. Avukat Bey, Fahrettin Altun'un avukatı. Çalıştım. Bu Canan Kaftancıoğlu meselelerin. Şimdi konuyu anlatalım. Yani ben şimdi hani olayı anlatır mısınız? Buradan değil. O Eyvallah. Konuyu bir anlatalım. Tamam. Emin abi olayı anlattıktan sonra biz yorumlarımıza girelim. Şimdi bakın yani Canan Kaftancıoğlu'nun işte biliyorsunuz böyle biraz önce siz belirttiniz. Fahrettin Altun'un evine bir takım insanları gönderip orada suç teşkil ettiği iddia edilen fiillerle ilgili talimat verdiğinden bahsediyor. Kendisi de söyledi. Bu kişiler de söyledi ve Fahrettin Altun'un avukatı da bu konuda savunma ve şikayet hakkını kullanıyor. Yani şikayet anayasal bir haktır ama bununla ilgili olarak Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı ataklar var. Yani bilemiyorum savcılığa suç duyurusunda bulundu mu bulunmadım ama baroya bir şikayet dilekçesi veriyor. Normal şartlarda bu bir avukatlık görevidir. Yani baronun veya baro başkanının bu dilekçeyi yırtıp atması gerekir ama baro yönetimi veya baro başkanı bu dilekçeyi işleme koyuyor. Yani bir avukata, bu nasıl bir fecaattir? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir garabettir? Adeta bir soru sormaktır. Bakın şimdi şu olabilir. Mesela ben Turgay Güler'e gıcık kapabilirim. Ve Turgay Güler'le ilgili olarak haksız ve hukuksuz savcılığa bir suç duyurusunda bile bulunabilirim. Bunu bile mazur görüyor. İkincisi, üçüncüsü olmaması halinde Türk hukuk sistemi. Ama burada avukatlık görevini yaptığı için Canan Kaftancıoğlu'ndan tarafından şikayette bulunuyor ve baro avukatları savunması gereken, onların ve hak ve hukukunu teminat altına almak için seçildiğini iddia eden insanlar kendi avukatını bir köşeye atıyorlar. Canan Kaftancıoğlu'nun şikayet dilekçesini yürürlüğe koyup savunması gereken, sizleri savunmak için ben seçilmek istiyorum diyen, onlardan oy alan baro yönetimi kendi avukatının üzerine gidiyor. Bu bir rezalettir. Bakın bu bir skandaldır. Ve şu barolar meselesini ortaya koyarken maalesef bizim sıkıntımız bu. Burada bir tahakküm var. Burada ideolojik bir tahakküm var. İşte bu da o ideolojik tahakkümün bir sonucudur. Mesela diyelim ki 10 bin kişi veya 5 bin kişilik bir avukat kitlesinde birkaç yüz kişilik organize bir grup, ideolojik bir grup işte orada bir takım ittifaklarla, şunlarla, bunlarla seçimi alıyor. Daha sonra bu 5 bin kişi adına bir takım paylaşımlarda bulunuyor, iddialarda bulunuyor ve bu 5 bin kişiyi kullanarak işte ideolojisini yaymaya ve siyasi iktidarları sıkıntıya sokmaya, dilediklerini yaptırmaya çalışıyor. Bakın yani baronun görevi nedir? Baronun görevi kendi meslektaşlarının hak ve hukukunu korumak. Ama bakıyorsunuz bizdeki baro başkanları Diyanet İşleri Başkanı'nın dini konulardaki açıklamalarını eleştirip adeta İslam diniyle, herkesin kutsalıyla savaş eder hale geldiler. Yani burada bir sıkıntı var, burada bir problem var. Çünkü ben 40 yıldır bu mesleğin içindeyim, geçmişten beri bakıyorum. Burada sadece barolarda değil, bakın tabipler odasında var, mimarlar odasında var, şurada var, burada var. Küçük bir azınlık çoğunluğa tahakküm ediyor. Geliyorlar, seçimi kazanıyorlar, işte bir takım organize ittifaklarla. Daha sonra bunlar adına diledikleri her türlü ideolojik eylemi sergiliyorlar ve maalesef işte bazı siyasi partiler ki bunlardan faydalanıyor, onlar birbirlerinin değirmenine su taşıyorlar. Çoklu baronun anayasaya aykırı olduğunu bile söyleyebiliyor. Yani çok sesliğin neresi anayasaya aykırıdır? Bu bir faşist kafadır aslında. Bu bir demokrat olmayan kafadır ama millet kandırılıyor yine algı operasyonlarıyla bu düzen devam ettirilmeye çalışılıyor. Bana göre mevcut iktidarın yaptığı en doğru işlerden birisi çoklu baro sistemi. Çünkü hiçbir meslek grubu 3-5 kişinin tahakkümüne terk edilemez. 2 tane baro olsun, 3 tane baro olsun, çok fazla ses çıksın. Bundan kime ne, bunun kime zararı var? Meseleye böyle bakmak lazım ve baro ile ilgili bu tartışmayı da
Evet, Mustafa Şen doğru söyledi. Baro'nun bu atağıyla birlikte değerlendirmek lazım. Yani bir meslek örgütü dışarıdan gelen, ideolojik yandaşları tarafından gelen bir şikayet üzerine kendi meslek mensuplarını sigaya çekiyor. Böyle rezalet olmaz. Hasan Öztürk. Dur, bir şey söyleyecektim ya. Hadi söyle. Buyur, buyur. Söyle. Hasan abi iyi toparlıyor arkamızdan. Sıkıntı yok. Şimdi Emin abinin o dinlemeyi sözünden... Dinlemeyi daha çok seviyorum ben. Eyvallah. Emin abinin o sözünden hareket edelim dememin sebebi şu, yani orayın rengi noktası almak isteyişimin sebebi şu. En çok yaygarası koparılan mevzu, barolar siyasallaşır. Bir dakika. Gördüğümüz üzere Kaftancıoğlu örneğinde barolar zaten dibine kadar siyasi. Yani İstanbul Barosu'nun öyle anlaşılıyor ki İstanbul CHP İl Başkanlığı talimatıyla çalıştığı sorun ortaya çıkıyor. Baroların da onu siyasallaşması anlıyoruz. Değil, sorun baroların küstahlaşması, haddini aşması, görev tanımının dışına çıkması. Görev tanımı, hadi diyelim ki hata yaptı, görev tanımı dışına çıktı. Görev tanımı içinde de hiçbir iş yapmıyor. Yapmıyor. Görev bana şimdi bir çıksın bir tane şöyle yapalım. Rastgele örneklem yöntemiyle x tane, 100 tane, 500 tane avukat seçelim, çekelim ve desinler ki bu avukatlık döneminde, baro döneminde, seçim döneminde İstanbul Barosu ya da x barosu bana şu 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 vaatlerini yerine getirdi. Bana cübbe verdiğinin dışında hiçbir şey söyleyemez muhtemelen. Onu da gidip şuradan zaten herhangi bir yerden alırsın. Şimdi mevzu şu. Diyor ki siyasallaşır. Bir dakika. Bizim barolar bir kısım, en azından bir kısım barolar. Sonuna kadar, dibine kadar. İdeolojik ve siyasi. Siyasallaşır dediği şey şu. Senin siyasetin karışır buraya. Yani sen buraya karışırsın. Senin fikri dünyan da buraya karışır. İstemiyorum. Sadece benimkisi olacak. Bu faşizm. Halbuki çoğulcu olması lazım. İki, siyasallaşır. O zaman işte şu barodan bir avukat gelirse, şu aptallığa bakın, şu aptal lafa bakın. Şu barodan bir avukat gelirse, hakim anlar ki bu şucudur siyaseti olarak. Buradan gelirse şucudur. Bir dakika şimdi. Şu hali hazırdaki baroların hangi siyasi eğilimde oldukları zaten belli değil mi? Bütün hakimler, bütün baroların ne olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Bitti. Siz bunu diyerek mevcut hakimlere, savcılara hakaret ettiğinizin, direkt hakaret ettiğinizin, onların baronun hangi siyasetten olduğuna göre, hangi partiyi dese, üç aşağı beş yukarı, nereye yakın olduğuna bakarak hareket ettiklerini söyleyerek, onların tarafsızlığına, bağımsızlığına, vicdan sahibi olmalarına dair bir hakaret cümlesi kurduğunuz farkında değil misiniz? Bir böyle saçmalık olur mu? Terör operasyonu oluyor değil mi? Teröristler öldürülüyor. Baro çıkıyor ya işte kardeşlik mardeşlik diyor. Asker şehit oluyor bilmem ne mesela, bu savaşa son vermeliyiz diyor. Allah Allah, bir kına bir şey yap. Sınır ötesi harekat yapılıyor. Tabii. Değil mi? Bu arada iyi ki varsın Eren diyelim bugün. Tabii. Bu attığı tweetin bugün, yani değil mi? Şehadetinin Allah yıl dönümü. Olsun. Şehadetin değil. O hani diyor ki ya birisi de çıksın, iyi ki varsın Eren desin. Attığı tweetin yıl dönümü. Doğru. Yani o ya arkadaşlar, Allah rahmet eylesin. Ben size sizin bir fotoğraf. Sizin memlekettiniz aynı zamanda. Ben size bir fotoğraf göstereceğim. Yayınladık onu, var elimizde. Yok hani o değil. Ben bugün başka bir fotoğrafını gördüm. Ya şurada da 3-5 yaşında kocaman bir sepet var. Odun sepeti var sırtında. Şunu kamera alır mı ya? Cimi lütfen şunu görür. Küçükken diyor. Evet. Şunu evet. Tam ekrana büyütür müsünüz ya? Şimdi onlar gördü, o fotoğrafı verecekler bak, bize zaten. Bak şimdi. Ya böyle bir çocuğa nasıl kıyılır ya? Hiçbir çocuğa kıyılmaz. Hiçbirine kıyılmaz. Hiçbir şey. Telefon ben, kapandı. Öyle. Ya benim için ben elime konan sineğe de bir şey demiyorum. Ciddi söylüyorum. Diyorum burada hani, alacak olduğu yarım gram kan karnı böyle. Ona bile dokunmuyorum. He. Ama buna nasıl kıyarsınız ya? Kahretsin bu adamlara sorsan bunların hepsi emekçi. Ya 5 yaşında sepet taşıyor ya. Boyunun iki katı sepet taşıyor. Aynı sepetten bir tane Mısır sepetiydi. Berat Albayrak'ın sepetini tabii görmüştük değil mi? Sosyete sepeti o, biliyorsunuz. Onu karıştırmayın. Ya sorsan hepsi emekçi. Sorsan hepsi fakir fukara düşkünü. Sorsan hepsi ezilenlerin şunları bunlar. Bunlar hep yalan. Aha işte bu. Ya bu Allah Allah. Neyse Hasan abi, buyur abi. Evet.
Tabii. Bir molaya gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Böylece. Dönüşte devam edeceğiz. Bir küçük mola, dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın ama sakın bir yere ayrılmayın bence. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eren Bülbül demiştik. Evet. Onunla ilgili söyleyeceklerim var mı? Evet, Allah rahmet eylesin. Tabii bugün Eren Bülbül bir gün ya bir Allah'ın kulu da iyi ki varsın Eren dese dediğinin yıl dönümü. Milyon Allah'ın kulu dedi. Ya evet. Hem de kaç milyon. Eren Bülbül'ü tekrar hatırlatmakta fayda var. Maçka'ya PKK'lı teröristler, o kuzeye koridor açmak isteyen PKK'lı teröristler geldiği zaman Eren Bülbül onları yerlerini askerimize söyledi. Ama o arada Eren Bülbül'ü şehit ettiler PKK'lı teröristler. Çocuk yaşta şehidimiz, bir kahramanımız. İnşallah iyi ki varsın Eren diyoruz. İnşallah bu memleket durdukça, dünya durdukça, kıyamet gününe kadar Eren'i rahmetle, minnetle anacağız. Bir önceki fotoğrafını koyarlarsa bana, bir şey söyleyeceğim. Bana bir izah edin hele ya. O kahramanı şehit eden alçak teröristin cenazesine giden bir milletvekilini savunan CHP'yi biz nereye koyacağız ya? Olur mu? Dosyasına bakmadım dedi ya Kemal Kılıçdaroğlu. Savunmamış dosyasına onu bakmadım ona. Ama haksızlık edilmişti. Şimdi gitsin Eren Bülbül'ün annesi o dosyayı anlatır ona. Çok güzel anlatır. Eren'in yüzünü büyütür müsünüz arkadaşlar, o mübarek yüzünü? O yüzü yanmış güneşten, görüyor musunuz? Tabii. Bir Karadeniz uşağı olarak ben şunu biliyorum ki bizim Karadeniz'de çok güneş olmaz. Bulduğunda böyle yapar işte. Yok, şöyle. O kadar yandıysa o yüz, ne kadar dışarıda çalışmak zorunda kalmış o çocuk. Tabii canım, dağ bayır tabii canım. Yani. Ne kadar dışarıda kalmak zorunda kalmış. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kemal Kılıçdaroğlu aslında gidip o dosyada ne yazdığını Eren Bülbül'ün annesine sorsun, onu anlatır, öğretir. Evet, buradan da onu söyleyelim. Evet. İki HDP milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığında HDP'lilerle birlikte CHP'liler HDP sloganları, HDP'nin dilini kullanarak HDP sloganlarıyla meclisindeki masalarını yumrukladılar, çekmecelerini kırdılar ve slogan atmışlardı. Niye slogan attılar? O işte milletvekillerinden birisi Eren Bülbül'ün katillerinin cenazesinde gözyaşı döktü. Onu da söylemiş. Şimdi son final meselemiz de şu. Ben barolar hiç konuşmadım. Pardon, buyur. Yalnız şu Eren'le ilgili bir iki cümle. Siz de buyurun. İsterim. Şimdi ondan sonra. Burada biraz önce hani Turgay Güler'e gıcık olsam da gitsem savcılığa suçlusuna bulunsam demiştim ama tabii ki gıcık olduğumdan değil. Çünkü bu Eren Bülbül meselesini tebrik ederim. Turgay Güler çok ciddi şekilde gündeme getirdi ve bugün herkes bunu konuşuyor ama Eren Bülbül aslında örnekler içinden bir tanesi. Bakın, bunlar insanlık düşmanı, bunlar çocuk katili ve binlerce Eren Bülbül gibi bizim çocuğumuzu katlettiler. Doğu'da, Güneydoğu'da kundaktaki bebeklerimizi katlettiler. Ve çok ilginçtir, başka bir alçaklık daha yapıyorlar. İşte Eren Bülbül yaşındaki pek çok çocuğu Kandil'e götürüyorlar, çocuk yaşta çocuk savaşçı olarak eğitiyorlar. UNESCO'nun pek çok raporu var bunların çocuk savaşçıları alıp eğittiğine dair, insanlık suçu ve savaş suçu işlediğine dair ama kimse bunun üzerine gitmiyor. İşte dosyayı okumadık gibi bir takım savunmalarla, bir takım kaçamak cevaplarla bu işten kaçmaya çalışıyorlar. Ama başka önemli bir nokta daha var. Bundan birkaç gün önce Diyarbakır'da bugüne kadar tek operasyonda elde edilen sayısını bilemiyorum ama muhteşem büyük miktarda Hint keneviri elde edildi ve tonlarca esrar ele geçirildi. Şimdi bu Eren Bülbül'ü katledenler sadece bunu yapmıyorlar. İşte bu genç yaşta, küçük yaşta çocuklarımızı da zehirliyorlar. Ve maalesef Türkiye'de ciddi anlamda uyuşturucu kullanımı, uyarıcı kullanımı artmış durumda. Ben diyorum ki bu diğer anneleri nasıl Diyarbakır'da çocuklarını HDP'den ve PKK'dan istiyorlarsa bu AMETEM'in önünde bekleyen anneler de babalar da artık bir araya gelsinler. Bu terör örgütü PKK'ya yeter artık desinler. Çünkü maalesef Türkiye'deki bu uyuşturucu ticaretini bunlar yapıyorlar, bunlar sevk ediyorlar ve bunlar sadece Eren Bülbül gibi yavrularımızı
kurşunlamıyorlar, katletmiyorlar, öldürmüyorlar. Bunlar aynı zamanda bizim çocuklarımızı da zehirliyorlar. Yani öyle bir ihanetle, böyle büyük bir ihanetle karşı karşıyayız ki toplum olarak her taraftan vuruluyoruz ve maalesef bir takım ittifaklar uğruna bunlarla aynı yolda yürüyenler bunların yaptığı bu insanlık dışı faaliyetlerine gözlerini kapatmış durumdalar. Bunun da altını çizmek istedim. Evet. Teşekkür ediyorum. Barolar Üniversitesi'ni iki cümleyle toparlayayım. Olur. Şimdi neden avukatlık kanunun değiştirilmesi gündeme geldi? Çünkü Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na rağmen Ankara Barosu bu milletin ve dünyada da yaklaşık 2 milyar insanın inançlarıyla dalga geçti. Alay etti, aşağıladı. Buna destek de İzmir Barosu'ndan geldi. Bu Diyanet İşleri Başkanı'nın bir hutbesinde doğrudan nas, yani bir Müslümanın bir harfinin bile değiştirilmediğine iman ettiği, bakın bu önemli bir şey, iman ettiği Musaf-ı Şerif'te yazılan nas'tan bahsetmesi, bir ayet okuması ve o nasıl, o ayeti, yani bir harfinin bile değiştirilmediğine 2 milyar insanın, dünyada 2 milyar insanın inandığı nasıl aşağıladı Ankara Barosu yaptığı açıklamada, hatırlarsanız o açıklamayı. İzmir Barosu da destek verdi. Ha, şimdi diyorlar ki avukatlık kanunun içerisindeki Barolar Birliği dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de kamu tüzel kişisi hükmündedir. Çok güzel. Yani aynı zamanda kamu görev üstlenir. Çok güzel. Ama sanki marjinal bir örgüt gibi çalışıyor Türkiye'de bir takım barolar. Bunu hemen örneklendirelim. Kanun yapıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, biz avukatlık kanununda değişiklik yapacağız diye bir hazırlık başlatınca tarafları çağırıyor. Baroları çağırdı. Gitmediler. Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı gitti. Görüştü. Niye gittin diye eleştirmeye başladı bu sefer. Yani kendilerinin seçtikleri Barolar Birliği Başkanı'nı eleştirmeye başladılar. Sonra meclise çağrıldılar. Gitmediler. Sonra ya bu bir taslaktır. Görüşlerinizi verin dediler. Vermediler. Sonra da yürümeye kalktılar. Pandemi döneminde yürümeye kalktılar. Şimdi çoklu baro tartışması, işte efendim avukatlık kanunu üzerinden değiştirilerek barolardaki seçim, nispi seçim meselesinin gündeme gelmesi, bunların hepsi tali bir mesele. Bunlar şu anki mevcut barolar normal bir kamu tüzel kişiliğinin yapacaklarını yapmıyorlar. Sanki marjinal bir derneğin, marjinal bir vakfın, marjinal bir grubun yaptıkları gibi davranıyorlar. Ne yapıyorlar? Dünyada 2 milyar insanın iman ettiği, Türkiye'nin %98'inin, bu toplumun %98'inin iman ettiği, Musaf'ın, Allah'ın ayetlerinin bir kısmını la dalga geçiyor, bir kısmını aşağılıyor. Hazreti Peygamber'in yine bizim iman esaslarımızdan olan, yani nasıl peygamberleri de iman ediyorsa tüm peygamberler, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın sözlerini alay etmeye 1400 yıl öncesinden gelen ses diyerek dalga geçmeye çalışıyorlar. Şimdi bu herhangi bir dinin müminine hiçbir Müslüman hakaret edemeyeceği gibi hiçbir Müslümanın iman ettiği kutsallarını da kimsenin hakaret etmeye, kimsenin aşağılamaya ne kanun adına, ne hukuk adına, ne bir kamu tüzel kişiliği kisvesi altında hakkı yok. Bunlar bunu yaptılar mı? Yaptılar.
Hangi cüretle yaptılar? Şimdi diyor ki Ankara bürosu, barosunda birçok avukat. Ya ben bu baroya üyeyim ama baro başkanının okuduğu bildiriyi kabul etmiyorum. Ama altında Ankara barosu yazıyorum. Yani onu da kapsıyor. Düşünün. İman ettiği inancına hakaret eden, inancını aşağılayan bir bildirinin altında imzası var bazı avukatların. Mecburen. Niye? Bir tane baro var çünkü. Peki Metin Feyzoğlu'nun ne söylüyorum? Diyor ki kabul etmem mümkün değil. Ankara barosunun bildirisini, İzmir barosunun bildirisini mümkün değil. Bu sefer de Metin Feyzoğlu'yla diyorlar ki sen nasıl olur da bizimle beraber hareket etmezsin? Sen nasıl olur da bir takım baro başkanları ve avukatlarla beraber Mustafa Kemal'in huzuruna çıkarsın diye karşı çıkıyorlar. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Maalesef bir takım barolar, bir takım ideolojik örgütlerin, ideolojik siyasal partilerin arka bahçesi olmuş. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Meselemiz bu. Bu kanun teklifi bunun önüne geçer mi geçmez mi ben bilmiyorum. Bunu tartışacaklar işte, hukukçular tartışsın, avukatlar tartışsın, barolar tartışsın. Mecliste tartışsın, konuşsun ve karar vermişsin. Ama şöyle gelmesinler bize. Çoklu barolar hiçbir yerde yok kardeşim. Var. Yani kıta Avrupa'sında yok, amenna. Ama Anglo-Sakson'da var. İngilizler'de ve Amerikalılar'da var. Yine diyorlar ki üniter, bakın biraz önce biz Tunç Soyer'i konuşurken üniter yapımızı bozmaya çalışıyorlardı. Üniter yapıda böyle bir şey olamaz diyorlar. Enteresan olanı federatif devletlerde bile böyle şeyler var. Bir dakika. Üniter yapıda böyle bir şey olamaz derken sen orayı yanlış anlıyorsun. Onların üniter dediği Tunç Soyer'in dar alandaki üniterliği. Sonra PKK'nın dar alandaki üniterliği evet, yani. Güzel. Yani özelliği aslında. Özelliği. Mesela dün bir İstanbul Barosu'ndan bir avukatın bir televizyondaki ifadesinde şu vardı. Diyor ki 48 bin küsür, 49 bin küsür İstanbul'da avukat var, baroya üye. Seçimlerde, son baro seçimlerinde 22 bin oy kullanmış. 22 bini. Niye diğer adaylar oy kullanmıyor? Bu önemli bir soru olarak ortaya atıyordu. Bakıldığı zaman şu görülüyor. Oradaki politbüroyu devireceklerine inanamıyor insanlar. Orada bir politbüro var ve o politbüroyu deviremeyeceklerini düşünüyorlar. Şimdi Allah aşkına Barolar Birliği, işte İstanbul Barosu Başkanı, bir önceki başkanı kastetmeye söylüyorum. Ümit Kocasakal, sen de tartışma zeminlerinde karşı karşıya geldin, konuştun, tartıştın. Ümit Kocasakal şunu iddia ediyor. Kardeşim, işte bir takım barolar ayrılırsa farklı farklı işte AK Parti'nin, CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin baroları oluşur. Olmaz diyor. Hala hazırda o işte. İşin tuhafı Ümit Kocasakal CHP Genel Başkan adayı. Yani böyle bir şey var. Ve şöyle diyor mesela, deklar ediyor çok rahat bir şekilde. Ben diyor Kemalistim. Ya olabilir de yani orada bir sorun yok. Kemalistim diyor. Tamam mı? Ve bu kimliğiyle baro başkanlığı yapıyor. Sonra CHP'ye genel başkan adayı oluyor. Ama nedense İstanbul Barosu siyasallaşmamış oluyor. İstanbul Barosu siyasallaşmamış oluyor. O sırada yalnız CHP'de görebiliyor. Ama yalnız yine kaçırdığım bir şey var. Bu ülkede CHP'de olmak normal, Kemalist olmak normal, CHP'ye oy vermek normal falan. Bu normalliğin, yani sen normal değilsin. Ya sevgili Turgay, sana bana ne diyorlar? Tabii yandaş diyorlar. Gazeteci diyorlar tabii. Değil mi? Hani yaftayı yapıştırıyor. Ama hiçbirimiz ne AK Parti'ye üyeyiz, ne ama şimdi yeni bir şey var. Yeni normal var. Yeni normale alışacaklar. Ama enteresan olanı adam CHP milletvekili yapmış. CHP'de bakanlık yapmış. Şimdi gazetecilik yapıyor. Objektif oluyor. Tarafsız oluyor. Filan oluyor. Şimdi mesele böyle bir şey. Yani bir baronun eğer kamu tüzel kişiliğinden bahsedeceksek bir dernek gibi olmaması gerekiyor. Ama bilakis bir dernek gibi hatta ideolojik marjinal bir dernek gibi
faaliyetler yürütüyor. Meselemiz de bu herhalde. Evet. Meselemiz de bu. Bunun önüne nasıl geçilecekse geçilir kardeşim. Ve geçilmesi lazım. Ve bunun üzerinden bize korkunç bir vesayet, orada yazıyor arkadaşlar doğru bir şey, vesayet odağı oluşturuyorlar. Baskı kuruyorlar. Dediniz ya, bir Canan Kaftancıoğlu bir dilekçe veriyor. Ne güzel dünya. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini dikizleyenlerle ilgili soruşturma sürecinde FETÖ ne yapıyordu? FETÖ bundan farklı Fahrettin bir şey mi yapıyordu? Avukatı bu işi takip ediyor. O avukatla ilgili baro işlem yapıyor. FETÖ bundan farklı bir şey mi yapıyordu? Yani FETÖ bundan farklı bir şey mi yapıyordu? Yapmıyordu Turgay Güler. Hemen şunu söyleyeyim. Hepimizin yazılarıyla ilgili olarak FETÖ'nün avukatları sürekli suç duyurusunda bulunuyorlardı. Bizim yazı yazmamızı engellemeye çalışıyorlardı. Bizim basın özgürlüğümüzü engellemeye çalışıyorlardı. Ve orada ben bir şey yaptım. Belki tek gazeteciyim. Başka yapan da yok. Bunların bu tür suç duyurularını biriktirdim. 2-3 tanesinden takipsizlik aldıktan sonra Fethullah Gülen ve avukatı Nurullah Albayrak hakkında iftiradan savcılar suç duyurusunda bulundum. Bayağı zorlandım. Çünkü herkes çekindiği bir dönemde herkesin. Kimi takipsizlik kararı verdi, kimi yetkisizlik dedi, kimi başka yere gönderdi dosyayı. Adliyelerde koşturarak, ciddi şekilde mücadele ederek Fethullah Gülen hakkında iftiradan dava açtırdım. Ama tabii dava açtırmanın bir anlamı yok. Daha sonra Nurullah Albayrak'la ilgili de aynı karara verdi Ağır Ceza Mahkemesi. Kaçak bunlar ama sembol olarak orada duruyor. Hala derdest bir davadır. Devam eden bir davadır. Fethullah Gülen benim karşımda müfteri yani iftiracı bir sanık olarak yargılanıyor. Onun da altını çizmek lazım. O açıdan şunu yapmamız gerekiyor. Bakın bunlar kirletiyorlar. Bunlar alabildiğine demokrasi maskesi veya başka bir takım maskeler takarak aslında faşizmi, tek sesliliği savunuyorlar. Bunları halka anlatmak gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi avukatları teslim alır veya bir takım marjinal gruplar avukatları teslim alır ve onların bütün düşüncelerine rağmen tek bir ses olarak onların düşünce yapılarına aykırı her şeyi yapabilir onları kullanarak. Ama diğer avukatların sesi çıkmaz. Böyle demokrasi olmaz. Aslında böyle kepazelik olmaz. O açıdan bunları anlatmak lazım. Yani bunlar demokrasiyi de kirletiyorlar. Bunlar meslek kuruluşlarını da kirletiyorlar. Maalesef bunlar insanların beyinlerini de kirletiyorlar. Bunu da eklemek istedim. Peki. Eyvallah. Siz alalım. Ya şöyle biraz olayın... Yeni normal dedin. Orada bir şey diyecektin. Yeni normal bu işte. Çoğulculuk. Yok. Yandaş üzerine diyecektin galiba. İşte yeni normal. İşte onlar sen dedin ya adam kendi yaptığına tabii, normal. Doğru diyor. Tamam. Ama yeni normal artık, bu alışacaklar. Ama şimdi yeni normal diye bir şey var yani. Bu herkes bunun yeni normale alışacak. Oradan geleceğim nokta şurası. Şimdi bu arkadaşlar kendi düşüncelerine düşünce diyorlar. Kendi düşüncelerinin dışındaki şeyleri düşünce altı bir varlık alanına hapsediyorlar. Kendi varlıklarına varlık diyorlar. Kendi varlıklarının dışındaki ne? Varlık altı, yani varlık seviyesi altı bir yer biçiyorlar. Medeniyet deyince sadece batıyı anlayanlar. Evet, aynısı işte onun kaynağı orası zaten. Yani batı kendisinin olduğuna tarih der, kendisi olduğuna toplum der, kendisi olduğuna sivilizasyon der, kendisi yaptığına demokrasi der böyle. Bunlar aynı Türkiye'deki acentelerde. Sen Orta Doğu derken de onu der işte. Yani evet, durduğu yerden söyler onu. Kendi durduğu yerden söyler. Halbuki burası merkezi dünyadır. Onun bulunduğu yerde Orta Batı'dır. Bu kadar nettir bu. Şimdi onların Türkiye'deki acenteleri de bu arkadaşlar. Dolayısıyla adam diyor ki ben buradayım sana ne gerek var? Bunun mesela yerleşim alanlarındaki karşılığı şu. Bütün Ege Akdeniz sahillerini işgal etmişlerdir. İşgal diyorum doğrudan. Bütün oralarda CHP belediyeleri seçimleri kazanır. Bütün o sahiller talan edilmiştir. Mesela senin de aklından geçse ki yahu şu yaşlılık döneminde yani orta yaşlılık dönemim geçiyor. Ya da bir yerde bir tane şöyle emekliğimi geçirecek bir yer alayım. Sen diyelim ki bir yerde böyle bir arazi gezmeye başlayalım. Bir dakika. Sen doğayı alt üst ediyorsun, zeytinleri kesiyorsun bilmiyorum. Bir dakika. Arkadaş sen bütün sahili yok etmişsin.
Ve bütün bu sahil yok edilen Ege Akdeniz sahillerinin tamamı yok edilmiş. Tamam da CHP belediyeleri kazanıyor. Ve demek orada sen oturuyorsun yani. Başka bir şey. Göklerinleri yükseldi belediyeler şimdi nereler hepsi ya? Aynı. Şimdi İstanbul deniz, Boğaz hattı denizler böyle. Denizler kimin? Denizler kimin? Denizler, halkın değil mi? Hayır, halkın. Halkın. Ha. Denizler halkın. Sahiller kimin? Halkın. Asla şahsın olamaz. Yalılar var Boğaz'da. Beykoz'da, şurada, burada. Yalının önünde villa var. Villa koskoca bir duvar yapmış. Sana diyor ki denize bile bakamazsın. Denize de bakamazsın diyor. Halbuki niye? Çünkü bahçe sen, yapmış sahili. Çünkü bahçe varlık, yapmış. Sen varlık altı bir seviyedesin. Denize bakma hakkı varlığa ait. Ama bu bir anayasal suçtur. Diyor. Suçtur tabii ki. Ama buna şimdi, kimse dokunamıyor. Mesela. Geldiğim mevzu şu. Hepsini birlikte düşündüğümüzde Boğaz hattını, Ege Akdeniz Marmara hattını, Karadeniz'in bir kısmı da öyle maalesef. Bu arkadaşlar talan etmişler, yok etmişler. Kaz Dağları dediğin şeyde, Kaz Dağları'nda, eteklerinde, Ege sahillerinde ben bir tane AK Partili ya da MHP'li ya da ne bileyim Saadet Partili, ya, Büyük Birlik Partili şey belediye hatırlamıyorum. İmamoğlu'nun Edremit bölgesindeki zeytinliklerdeki zeytinleri söküp söküp yerine villa dikmesini biz yazdık ama kimse umurunda bile olmadı. Yeni ama Şafak haber yaptı. Onun sökme hakkı var. Ha, onu aynen. Çünkü o varlık. Öbürü sökemez çünkü varlık altında kalıyor. Varlık altı seviyede. O da varlık seviyesine gelmemiş. Gelemez. Gelemez de. Çünkü yani cebinde para da olsa gelemez. Evet. Başka kriterleri varmış. Evet. Şimdi aynısı baroda. Adam diyor ki baro. Bir dakika baro bir şeye bile baron. Lan baron benim diyor, tamam mı yani. Diyorsun ki benim barom. Diyor ki bir dakika. Baron benim. Ve, Metin Feyzoğlu'na bile tamir evet, edemediler evet, ya. Evet. Arkalarını döndüler. Çünkü niye? PKK'ya PKK dedi. PKK terör örgütü dedi. HDP'ye ne yapıyorsun sen aranı mesafe koy dedi. Değil mesele mi? O. Zeytin Dalı Harekatı oldu, destek verdi. Ha, sen gerçeği söylediğin her kurduğun cümlede Metin Feyzoğlu'nu gömüyorsun şu anda. Farkındayım. Değil mi yani şimdi bak yandaş bir tane gazeteci savunuyor diye. Ama Metin Feyzoğlu'nun yüzüne de söyledim. Dedim ki farklı düşünüyoruz. Bambaşka dünyaların adamlarıyız yani dünya görüşü olarak. Ama sizi tebrik ediyorum dedim ya. Tebrik ediyorum. Beştepe'ye gelmişti bir cumhuriyet resepsiyonunda. Ben henüz daha tebrik etmedim. Ben sizi dedim, tebrik ediyorum. O da dedi ki bu memlekette hep beraber yaşıyoruz. Ha, gömdü. Ya. Ha, bir tane daha gömdü. Eyvallah. Metin Feyzoğlu çok kötü bir adamdır. Şimdi bu dedikleri... Şimdi onu doğru. Tabii. Bu dedikleri... Metin Feyzoğlu kötü bir adamdır. Öyle diyor. Metin Feyzoğlu'nu sevmiyoruz. Onun seçilmemesinin önüne geçmek için AKP kanunu değiştiriyor diyorlar ya. Bütün bu anlattıklarımızın yani böyle bir tavrın, böyle bir düşünce kalıbının, zihniyet kalıbının, böyle bir paradigmanın akademik metinlerdeki karşılığı düz faşizm. Alman versiyonu nazizm. Nazizm nasyonal sosyalist demek. Yani ulusalcı sol demek. Bu arkadaşların, bu bir kısım barolardaki arkadaşların tamamını soruştur. Git konuş. Hepsi kendilerinin ulusalcı, solcu olduğunu söyleyecekler. Bunlar Nazi. Bunlar faşist. Bunlar antidemokrat. Çünkü şu yaptıkları şeyin demokrasiyle alakası yok. Tartıştık bir televizyon kanalında. Bir tane hoca dedi ki olmaz. Niye? Çünkü kanuna göre o hep kanunu söylüyor tabii ki. Bir hukukçu olarak öyle söylemesi de lazım. Kanunda böyle yazıyor. Birleştirilmesi lazım. Tekleştirilmesi lazım. Tamam kanunu. Değiştir kanunu. Neden? Çünkü o kanun faşist dönemlerden kalma, diktatörlük dönemlerinden kalma, efendim darbe dönemlerinden kalma kanun. Ne zaman kuruldu bu barolar? 60 ihtilal sonrası mı? Şey olarak. Git şimdi mevzu şu. Yahu arkadaş 2020'deyiz. Çoğulcu demokrasi denilen bir şey var. O dönem katılımcı demokrasi dönemiydi. O geçti. Çoğulcu demokrasi. Yahu Allah tek, geri kalanı çok. Bu böyle. Doğru mu? Ha demokrasi de demokraside çoğulculuk denilen bir şeye geçilmiş, aşamaya geçilmiş. Sen demokrasi diyorsan o zaman çoğulcu demokrasiyi savunman lazım. Çoğulcu demokrasiyi savunuyorsan ki 2020'deysen savunmak zorundasın. Öbür gerici oluyorsun. O gericilik o. Gerici oluyorsun. Gericilikten kurtulmak için, gerici olmamak için çoğulcu demokrasiyi savunmak. O zaman çoğulcu demokrasiyi savunuyorsan bunun hukuki izdüşümünü de kabul etmek zorundasın. Bu kadar basit bir şey söylüyorum ben. Ya bu mesela baro için değil mesela bu
Mimarlar Odası açılımı odalar, bu. Odalar, şu bu. Tamam mı? Ya ben... Yani enteresan bir şey. Eczacılar Odası dahil, Tabipler Odası dahil yani. Evet. Yani diş hekimler odası dahil. Ya, evet evet. Odalar barolar. Ya düşün biz burada yayın meslek yaparken bak biz burada yayın yaptık. Hasan Öztürk çok iyi bilir. Diş hekimler odası bize savaş açtı. Niye dişlerini döktünüz? Hayır. Ne çünkü yapıyorsun? Lazerle implant yapılıyor bir dedik tane, diye. Bir tane dişçi, diş hekimi lazerle implant yapılıyor dedi. Dışında veya birilerinin yaptığının dışında başka bir yöntemle çok daha sağlıklı diş tedavisi yapıyor dedi diye. İmplant, implant. Yani bu arkadaşlar ne olmuş? Yeniliğe kapalı. Hani yeniliğe yani kapalı yeni, olsa yeter. Yeniliğe kapalı olsa anlarız da. O bir şey değil. Düşman, düşman. Yeniliğe, yeniliğe düşman. Yeniliğe düşman, yeniliği söyleyene düşman. Savaş açtılar, bize savaş açtılar. Neden? Çünkü o onu yapmıyor. O onu yapmadığı için o yaptığından para kazanamıyor kendisi. O dizen için bakın, benim para kazanamadığım bir şey. Sen niye? Ben, tarihi şey, bir yayından söz edeyim. Sen oraya devam et. Açılsın diye söylüyorum. Allah, bir saniye. Allah eylesin. Türkiye'de tek kanal varken yani TRT'de bir tartışma programında Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın yanında bir iki tane daha doktor var ve Ziya Özel değil mi? Sakıncı Ziya derlerdi. Ziya kanser Özel. Kanser ilacını bulduğunu söylüyor. Tartışıyorlar. Tartışıyorlar. İşte diyor ki biz hakkında ilaç yaptık. Şu oldu, bu oldu, öbür falan. Tabipler Odası'nın tek itirazı ne biliyor musunuz? Bunun mevzuatla yeri yok. Hiç unutmuyorum. Şimdi mevzuatla yeri yok. Şimdi mevzuat dedi nedir ya? Biraz önce dedim ya, Barolar Birliği, Ankara Barosu 2 milyar insanın inandığı NAS'la ilgili laf etme cüretini gösteriyor. Mevzuattan bahsediyor. Ha, onun mevzuatta yeri var. Af buyur, kıçı kırık bir mevzuattan bahsediyor. Mevzuat dedin nedir ki ya? Kaç niye, defa değişti? Şunu söyleyeyim. Niye Türkiye Büyük Millet Meclisi var kardeşim? Kanun yapma yetkisi niye mecliste? Niye kanun yapılıyor? Sürekli kanun. Niye? Update ediyorsun. Sürekli değişiyor. Sürekli dinamik. Tabii. Yani. Hayat dinamik. İktidar var. Yürütmenin başı olarak. Yani yürütme var. Yasama var, yargı var. Yasama niye var? Yoksa denir ki kardeşim kanunlar konmuştur, bitmiştir. Yani mevzuat tamamlanmıştır. İçtihat kapısı kemale ermiştir. Kemale ermiştir. İçtihat kapısı kapalıdır. Bundan sonra meclise de gerek yoktur. Kanun çıkartmaya da gerek yoktur. Mevzuat değiştirmeye de gerek yoktur. Buna göre yaşayacaksınız. Böyle bir şey var mı? Dünyanın hangi ülkesinde var böyle bir şey? Ama bunlar diyor ki hiç unutmuyorum. İfade şimdi aynen bu. Mevzuatta bunun yeri yok diyor. Evet. Şimdi o bir gericilik işte. Açık gericilik bu. İrtica. Ama kötüsü şu yani bunu sadece gericilik olarak şöyle söyleyeyim. Adamın kafası o kadar basıyordur ve ne yapsın adam filan. Bu öyle değil. Bu böyle çok bilinçli bir gericilik, geri kafalılık ve faşizmle yani tahkim edilmiş. Faşizmle ya da nasyonal sosyalizmle tahkim edilmiş. Onun da adına Kemalizm diyorlar, onun da adına Atatürkçülük diyor. Atatürkçülük eğer faşizmse onu git ayrıca tartış. Ama gelip bana onu dayatma arkadaş. Sen kendi faşizmini bana Atatürkçü olarak dayatamazsın yani. Eyvallah. Bunu bu millet yemez zaten. Emin Pazarcı ilave edeceğin son bir cümle var mı? Teşekkür ederim. Herhangi bir şey yok zaten orada söylendi. Aynı görüşleri paylaşacağız. Maalesef Türkiye bir algı, operasyonu, illüzyon, göz bağcılık çabası içinde olanların işte halkı yanıltmaya çalıştığı bir atmosfer içinde. Bize düşen de biraz önce belirttiğim gibi doğruları bıkmadan, usanmadan anlatmak. Mustafa Şen doğru söylüyor. Karşımızda demokratik kafalar falan yok. Karşımızda faşist kafalar var, nazist kafalar var. Hatta bolşevik kafalar var. Bunların hepsi dayatmacı, diktatör kafalar var. Biz doğruları bıkmadan, usanmadan bundan sonra da millete anlatmayı sürdüreceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Şen, sana, Hasan Öztürk aynı şekilde. Efendim bu gece de geldik yayının sonuna. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.